YouTube'cum, Kerimcan Durmaz, Tuna Tavus, Samet Laçina videosu Bismillahirrahmanirrahim diyerekten bir like, bir gülmeyin chat Allah kahretsin. Bir like, bir yorum, bir abonelik patlatırsanız çok sevinirim. İyi seyirler diliyorum. Ver coşkuyu. Arkadaşlar herkese merhabalar, kanalıma hoş Devam. geldiniz. Bugün Big Boy ile birlikte Aletlerim. Ya da minik kuş mu demeli? Evet. Dur bir dakika. Arkadaşlar herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bundan sonra Müge Anlı'ya geçeceğiz. Ondan sonra da Kısmetse Olur var chat. Müge Anlı kısa, Kısmetse Olur uzun. Bugün çünkü Müge Anlı'da gene kısa bir muhabbet vardı, çok uzun değil. Tuş bozuldu. Bugün Big Boy ile birlikteyiz. Burası neresi chat? Çok Ankara vibe aldım ha. İstanbul değil bence burası. Ya da minik kuş mu demeliydim? Sence? Ha, minik kuş. Boy da okay. Big boy okay mi? Evet. Ben bu kanalda çok utanacağım ya. Ya. Minik kuş falan. Mamertom 2 gündür sancılardan ara. Çok geçmiş olsun bebe. Şu ismini de bir değiştir. Allah belanı vermesin. 500 TL para attın zannettim. Aklım çıktı ya. Ne kadar da sevinmiştim oysa ki ya. iShop ya. Arkadakini gördün mü chat? iShop. Vallahi billahi buraya gidiyorsun şey diyorsun. Merhaba iShop. Neydi şimdi vallahi billahi, nasıl bir şakaydı onu da anlamadım ya. King Tancım iyi ki varsın. Big Boy da diyebiliyoruz, it's okay. Bu arada YouTube'cum biraz gene bizim chat benim kafamı karıştırıyor. Ondan sonra diyorsunuz ki bana çok durdurdun abi. Oğlum ne yapayım, bunlar benim kafamı karıştırıyor, bunlara kızım. YouTube ve chat arasında bundan sonra kavga istiyorum. Bugün bunlar benim kafamı karıştırıyor. Esma Dimitri, hep Esma Dimitrescu, Münevver, işte bu salam sucuk. Asi Kaplumbağa. Adana ile birlikteyiz ve Adana... Yılbaşı çorabı da özür diliyor bak. Ocakbaşı mukbang yapıyoruz arkadaşlar. Adana Ocakbaşı mukbang. Sınırsız kebap yiyeceğimiz yeriz bugün. Abi. Arkadakine bak, arkadakine nasıl çekiyor. Seni sevdiğinde herhalde. Seni bugün doyurabilirsek... Kokular çok güzel geliyor zaten. Evet. Ve daha galiba evet. Hiçbir şey yemedim. Berke iyi ki varsın. Abi sonradan Allah kahretmesin. Berke sonra büyük reis. Hiçbir şey yemedim. Biz de açız. Senin hiçbir şey yememen Samet'ten başlayıp benim de devam. Yüzü yersin. Böyle videolar da beni çok acıktırıyor ya. Diye bir korkmuyor değil. Buradan sonra inanılmaz bizim geçen sefer gidemediğimiz bir tatlıcı var. Biliyorum evet. Bayılıyorsun tatlıya. Tatlıcı. Oo, bugün çok fena yemek. Chat'le yemek muhabbeti yapmaya bayılıyorum. Bayılırım. Sağlam bir tatlıcıya gideceğiz. Ama önce karnımızı doyuralım. Hayvan gibi bir yemeğimizi yiyelim. En sevdiğim şeylerden bir tanesi chat'le. Chat en sevdiğin tatlı nedir? İşte en sevdiğin yemek nedir muhabbetine girdim mi çıkamıyorum hocam. Ha, girelim hocam. Ben söylemek istemedim. Hayvan gibi derken? Ha, yiyorsun hayvan ya. Gibi yeriz ya. Okey. Okay. O zaman let's go. Ya senin çantayı tutucun mükemmel yalnız ya. Samet Liçin'e çanta ya. Ha? Senin çantayı tutuş beni öldürüyor vallahi billahi ya. Devam edelim hocam. Let's go. Selam. Haydi bakalım. Merhaba. Merhabalar Musti'cim, iyi ki varsın canım benim. Merhabalar. O da doğru bu arada. Var. Yok ya, ayrı bir YouTube tayfada var ama. Hoş bulduk. Ne yapalım, neyiniz var? Direkt et mi? Direkt girebiliriz ya sanki. Köfteci Yusuf da değiliz değil mi usta yalnız? Ha? Çünkü onun bir anısı var. Morifeci mi iyi ki varsın? Olur, bu olur, bu olur. Bakarız. Kahvaltımız direkt et olur mu? Ya gram hiçbir şey yemedik. İyi. Zararlı mıdır chat? Kahvaltıda direkt et olur mu? Yani kötü etkiler mi? Doyacağız ama bayağı seni nasıl doyuracağız bilmiyorum. He usta, var mıdır yani şeyi? Direkt mesela normal ana yemeği yesen bir şey olur mu yani? He? Midem bulanır. Olur, yo çok iyi olur. Biraz korksan iyi olur o yüzden. Bize... Ben de pek bir şey olacağını zannetmiyorum. Var mıdır bilimsel bir karşılığı bilmiyorum ama tabii kahvaltıyı böyle peynirle meynirle yapmak daha mantıklıdır diye yıllardır öğrenilmiş çaresizlik. Böyle ortaya karışık ama böyle, böyle bittikçe tazelenen. Az çöp yapacağım. Sonra ciğer. Abi sen de kebap yap. Kebap mı? Yapacağım. Sonra Adana yedireceğim. Sonra. Oğlum benim, iyi ki varsın bu arada. M2 yeni kapı. Bak senin yolladığın şeyler hala burada duruyor. Kapların mapların hala duruyor. İyi ki varsın canım benim. M2 yeni kapım benim. Uykuluk yedireceğim. Sonra küçücüğe yedireceğim. Sonra küçücüğe wow. Yedireceğim. Wow. Just wow. Evet bunlar. Menüdeki her şey ya. Menüdeki her şey. Güzel geliyor bakalım. Abi çişim yapmaya gidebilirim. Yok tut altına sıç. Ya dalga mı geçiyorsun yavrum, git tabii ki ya, bana sor. Harika. Okey sizdeyiz. Et seviyor musunuz böyle? Et olur musunuz yani? Vegan olmak çok isterdik ama bayağı etçiyiz yani. Etle besleniyor. Otun ne etler yesin ya, biz et yeriz. Et de yeniyor baba, ne yapalım yani Kerimcan? Yok öyle de. Samet'in çantası Bottega Veneta. Güzel bir bakış. Şaka ama ediyoruz. O da lazım. Her şey şaka. Yeşil de yememiz lazım, o sağlık. Yeşil hiç yemiyor musun? Ben tuzunu içiyorum.
O nasıl? Yeşilin tozu mu? Oluyor. Çok şey tabii, maça falan. Çimen tozu. Yok yok, bayağı brokoli tozu ezilmiş. Onu ilaç niyetine içiyorum abi. Allah Allah. Ne diyorsun ya? Almam gerekeni karşılıyor, o yeter. Brokolide protein var mıydı lan chat Musti? Brokolide. Sen ısmarlasan yeriz abi. Geçen bir videonu izledim. Hani kendini geçtin. Kedinin mamasına protein kedin birazcık daha. Oğlum zararlı olmasın lan. Sağlık. Kedinin mamaya protein tozu mu koydun? Allah belanı vermesin ya. Doğru. Yazsak çıkar mı lan bir tane kaslı kedi? Şöyle bir şey mesela, kaslı kedi. Bak o ananı avradını, Tuna Tavus'un kedisi olur gibi. He? Tuna Tavus'un kedisi olur gibi, baksana anasını satayım. Vallahi billahi, devam edelim hocam. Devam edelim hocam. Nasıl diyor ana protein? Yani normalde kediler... Bundan kim bilir nasıl bir ses çıkıyor, çok merak ettim. Tozu veremezsin. O da gelişsin. Maşallah. İnanamadım. Sınav falan çekiyor. Ne diyorsun ya? Miyav diye. Var mı hayvan evde sizde de? Evet evet. Bizim de ikimizin de çok tatlı küçük köpeği var. Aa maşallah, Allah başlasın. Kabap yazdığım için estağfurullah. Onlarsız bence no ya. Ay çok daha zor. Zaten birçok insandan alamadığımız duyguları onlardan alabildiğimiz için hayatı evet, çok güzel bir tat katıyorlar. Kesinlikle yani. Bir... İnsandan alamadığın duygu dediğin kıskançlık yok, öfke. Gerçi kıskançlık var da yani şey yaşıyorsan böyle teke tek yaşıyorsun. Var, köpeklerde de kıskançlık duygusu falan vardır, chat kedilerde vardır illaki. Bir temas ettiğinde bütün dertlerin her şeyin gidiyor. Masumlar ya. Evet. Benim anne, kedi de böyle... Yemeği gelmişken de hayvan sevgisinden bahsediyorum. Bu ilk olabilir yani. Evet usta. Biz şey... Hayvan sevgisinde ciğer. Birazdan dana şey kaburga. Ya, çok masum lan. Ya. Çok tatlılar diye. Heart. Hard mı? Yok, çok seviyoruz. Hayvan seviyoruz ama yiyoruz da maalesef. Abla hayvan yiyoruz da yani anasını satayım. Köfteci Yusuf ne yaptın millete, Allah seni kahretmesin. Köfteci Yusuf ne troll adamsın ya. Oğlum sen var ya oğlum, harbiden şaka bir yana. Ciddi para cezası alır ya. Domuz eti yedirmiş, millete çıldırırsın. Bir de Köfteci Yusuf'un da chat çok muhafazakar bir de müşteri portföyü var ha. Şey müşteri kitlesi var ha. Ben yani gittiğim zaman çok muhafazakar insanlar da görüyorum orada mesela. Yemesek, vegan beslensek de. Şaka bir yana yani, bir de işin komik tarafı, işin ironik tarafı. Sevdiğimiz için. Kötü ya, büyük bomba ya. Yiyoruz. Evet, mecbur. İnsan sevdiğin. Şimdi bize patlamaz ki. Ased Onur demiş ki mesela, dinden çıktı. Bize patlamaz. Yüce Rabbim sen biliyorsun, biz onu normal şey helal et diye yedik anasını satayım. Ama bizde de salaklık var usta. Yani bir et bu kadar lezzetliyse o et kesin domuz etidir. Çünkü ulan yiyoruz yiyoruz, herkes böyle formülünü çözmeye çalışıyor. Ulan bu diyoruz köfte farklı, bu köftenin farklı bir lezzeti var. Biz nasıl aynısını yapamıyoruz? Bizim orada ayıkmamız lazımdı aslında mevzuya ya. Bizde de bizde de bizim de... Neyse şimdi hani bizde de bir sıkıntı var ama neyse. Neyse. Nazlı iyi ki varsın abi, YouTube tayfayla aynıyız. Var orada da ayrı bir kitle de var ama Nazlı. İyiye yönereye kadar. Ben aslında günlük hayatımda çok da aşırı beslenmiyorum ya. Bayağı katı bir diyetim var. Onun çok dışına çıkmıyorum. Videolarda biraz böyle abartıyoruz tabii. Evet. Ha, video anında sen yiyorsun. Onun dışında çok fazla. Evet evet, günlük hayatımda sıfır yani. Benim beslenme, benim beslenme düzeni sıfır ya. Benim bitti artık ya. Murife iyi ki varsın. Gördüm senin 2 yıl önceki videolarını. Sor sor. Sor ama iş cevap veremezsem kızma. Denk geldi. Evet, evet. İzledim. Daha fit ve daha kaslısın. Bence yediklerin işe yaramıyor. Ha? Sen ne kadar video çizdin sen de. Evet. Kaslı biraz beslenme tarzımı değiştirdim. Kaldırdığım ağırlıklar da arttı. Benim amacım aslında güç. Bir şey söyleyeceğim lan. Şeyi çok merak ettim mesela acaba. Daha kesin sormuşlardır ya da bir yerde söylemiştir. Senin mesela aylık yemek masrafın çok yüksektir lan. Bu arada şeydi hani kas kütlesi ve fitness değil de. Kalkmak değil. Sen güç kalkmak. Gücümü arttırmak. Tabii tabii. Ya yediklerin sana güç mü veriyor sence? Tabii yüksek kalori alarak gücü arttırmak daha kolay. Ama o da insanı yormaz mı yani bir zaman sonra, anasını satayım ya. Gümbür gümbür şaka yapıyorsun. Abi benim beslem yok, yok cips açabilir miyim? Aman diyeyim chat, öyle şeylerden de uzak durmak lazım ya. Ben böyle arkadaşlar, ben de tabii ki yiyorum yani, hepimiz yiyoruz. Böyle Dubai çikolatası, cips falan yedikten sonra direkt kendimi fenotipişko gibi hissediyorum ya. Halil İşko'nun babasına dönüyorum bir de. Ne oldu? Falan diye geziyorum ortalıkta ya. Bak bak bak, Sevolin demiş, dur gıdacı yazmış, gıdacı. Ben diyor gıdacıyım abi diyor, birçok firma böyle sakatat, domuz eti, salmonella bulaşığı falan aşırı var. Bulunduğum ilde birçok firmanın ezmer salatasında bok çıktı mesela. Dışarıda ezme yemeyin saygılar. Ezme salatasında bok mu? Ezme salatasında bokun ne işi var lan? Bildiğin bok. Abi dışarıdan mümkün olduğunca yememek lazım işte.
Abi o gün size söyledim, siz de dediniz ki bana yok ya ne alakası var diyenler oldu. Hiç güvenmiyorum chat. Dışarıdan alınan yiyeceklere, kapalı paketteki bilmem nelere, gıdalara bilmem nelere, falanlara filanlara. Hiçbir şeye güvenmiyorum usta. Yediğimiz domatese bile güvenmiyorum affedersiniz chat. Bak yediğimiz domatese bile güvenmiyorum affedersiniz. Brokoli, karnabahar ve lahananın birleşimi insan üretimi bir bitkidir yetişmez. Peki sonra diyetini değiştirmeyi, daha protein diyetine dönmeyi falan düşünüyor. Biz ne yiyeceğiz? Vallahi Yase işte orada da var ya ülkeci bir hatamız var. Ulan gayet vallahi verimli toprakları olan bir ülkede bizim milletin tohumunu almak neyin kafası ben anlamadım ki anasını satayım vallahi billahi ya. Biliyor musun yoksa bu böyle... Milleti lanetliyoruz. Yediğimiz domatesin tohumu bile onlardan geliyor. Nasıl olacak bu iş şimdi chat? Gel de boykot hadi. Götün yiyorsa boykot. Starbucks'ta oturanı ben de boykot ediyorum. Starbucks'ta çocuk öğrenci adam oturmuş. Herifin kafasından aşağı karamel macchiato döküyorsun ya. Tamam boykot edelim de. Böyle olmuyor işte. Öyle olunca olmuyor. Neyse devam edelim. Devam edecek ve böyle bir belki kilo aşımım vardır. Bu kiloya geldikten sonra belki diyetimi değiştirebilirim diyorum. Ya günün birinde şimdi bu beslenme şekliyle vücut bayağı bir yoruluyor aslında. Evet, çok evet. Yorgun. Mimar Selim'e teşekkür ederim. Yorgunluk hissettiğim zaman artık böyle antrenmanlarda da... Dur abla dur, Allah kusacağım ya. ...yine vücut bayağı bir yoruluyor aslında. Çok yorgunluk hissettiğim zaman artık evet. Böyle antrenmanlarda da bundan verim alamadığım zaman bir diyet yapmayı düşünüyorum. Diyet. Biraz daha fit olarak yani. Okay. Ben işte o aşamaya... Oğlum bu da insanı da şey yapar ha, ne bileyim böyle. Geçebileceğini düşünüyor musun? Yok. Krize sokar lan. Her gün mesela belli bir düzenim var, rutinim var. İşte böyle yemeğe devam. Ya bir ya... Mesela sen o diyet rutinini ya da spor rutinini bir gün bozsan gözüne uyku girmez ha. Yandan yemek videoları da izleniyor aslında. Evet, onun için soruyorum. Hani bu izlendiği için mi sürekli yiyorsun? Şimdi ben mesela bütün hafta diyet yapayım, bir video çekiyoruz, bütün kalori aşıyorum zaten. Tabii canım o hepsi boşa gitmiyor mu yani? Yani üzücü olmuyor mu senin için o yaptığın bütün diyet? Ya evet, şu an bu tempoda öyle aslında. O yüzden hiç bulaşmıyorum yani. Ama sağlıklı olmak. Sağlıklı olmak ne kadar zor lan Türkiye'de chat. Yani anasını sağlıklı olmak bir arkadaşlar gereklilik olması gerekirken sağlıklı olmak bizde arkadaşlar resmen lüks. İşte dikkat etmek lazım. Sporu ayrı lüks, beslenmesi ayrı lüks. Yani bildiğin lüks. Sevoli ne demiş? Tarım ve ormanın sayfasında taklit, taşiş listesi ve gıda güvenliğini bozan firmalar var. Her gün 3'te yayınlanıyor. Dikkat edelim lütfen. Her gün arkadaşlar aklınızda bulunsun. Ben gıda işine birazcık arkadaşlar gerçekten konuşuyorum. Bunu ama iyice araştırmak lazım bak. Tarım ve ormanın sayfasından diyor taklit taşiş listesi. Araştırın chat. Bak yeni bir şey öğrendik ya. Ben de bakacağım bundan sonra. Mesela bugün baksak çıkar mı lan? Dur bir dakika YouTube'cum dur. Tarım ve Orman Bakanlığı. Neydi? Taklit taşiş yapılan gıdalar listesi. Ne yapacağız şimdi taşiş? Taklit ve taşiş yapılan gıdalar. Sağlığı tehlikeye taklit ve taşiş yapılan gıdalar. Bu ne? Ah siktir. Baharat, çeşni sosis, yabancı madde tespiti. Afyonkarahisar iyi dinle. Amenna. Marka, yeşil aktar baharattan kesinlikle almıyorsunuz. Doğa Beren, bitti. Kağıthane, İstanbul Kağıthane. Ayfer Kavur oğulları baharatları Ahmet Murat Kavur. Allah seni kahretmesin. Kekiğin içine ne koydunuz lan? Kekiğin içinden yabancı madde çıkmış ya. Yaz. İstanbul Sultanbeyli, İdea Gıda, Mart, doğal natural, kuru kekiğin içinden gene arkadaşlar yabancı madde çıkmış. Bakalım ne diyor kasap köfte kanatlı eti tespiti ne diyor kanatlı çiğ Adana usta bu ne lan 55 sayfa mevzu lan 8-10-2024 vay anana avradına tüküreyim ya göster hepsini göster hepsini göster hepsini göster başka ne var Mustafa Yüksel ısıl işlem görünmüş pirinç sucuk vay anasını elinç pervari bal oğlum balın içine ne taktik taşış koydun ya yeni körfez burada bilinen markalar yok ama chat ya bilmediğimiz markalar bunlar zaten ya bunlar ne bu? Bu ne? Emir Bey. Tuzlu tereyağı. Neyse. Tereyağını da Emir Bey'den almayalım zaten. Devam. Bu kadar çok fazla gidersen daha bir de 99'lusun ya. Aynen. 99 mu? Ulan bu benden 6 yaş küçük mü? Hani 30'larında ne noktada olacak? Ay, evet birazcık... minik kuş yani. Ya, minik kuş ya. Yaşından dolayı minik kuş. Yani big boy ama minik kuş daha o 99'lu. Sen ama... Oğlum 99'lular hala 20 yaşlarında falan mı lan? Benim antrenmanları bir gör. Gerçi ben daha 30'lara yeni girdim. Oğlum siz beni öyle mi yaptınız ki ben kendimi 50 yaşında hissediyorum. Allah cezanızı vermesin. Ben daha yolun başındaymışım halbuki. 31'im ben de. Sen... Abi sende Arap boğazı mı var? Bende hiç öyle bir şey yok. Kabul etmiyorum. Arap boğazı ne lan? Arap boğazı mı? Arap boğazı yok. Kabul etmiyorum ben de. Halis mulis Türk boğazı. Tuna nehri akmam diyor etrafını mitmatir hamsi ve lahul azim.
Şanı büyük Osman Paşa. Esselamu aleyküm. Evlerden çıkmam diyor. Halis muhlis milli boss. Halis muhlis milli boss. Bana durduk yerde şimdi vallahi bile şey yapmayın. Bana ırkçılık yapmayın. Irkçılık yapmayın bana. Devam. Yediğimi... Abi beni çok sevdiğini söylesene. Pevoşko seni çok seviyorum. Yakıyorum yani. Bir gün sigara kazarsan ırkçı piçti. Sen ama benim antrenmanları bir görsen hayattan yediğimi yakıyorum yani. Bir gün şey konuştuk. Birlikte antrenman yapalım. Allah Allah. Güzel olur. Ay, antrenman çok zor. Ya. Deneriz, yaparız ya. Közde ha, geldi. Sak kuyruk ya. Ay çok sıcak yoğurtlu patlıcan. Vay vay vay. Salatası. Deliriyoruz. Çok iyi görünüyor ya. Evet. Çok severim. Böyle mezelerin hastasıyım chat. Ve kokular da çok hoş. Ah ah. Geldi. Şöyle ben ufaktan giriyorum. Aynen. Ufaktan gir baba, ufaktan. Kendimize hiç bakma. Tabii tabii sen keyfine bak. Sen karnını doyur da seni doyur. Koçum benim direkt yoğurda banmaya başladı vallahi billahi ya. Doyuralım. Ay çok güzel başladı. Tek endişemiz o. İştahım açıldı şu anda. Sus benim de direkt tek yudumdan. İrem'im hoş geldin güzelim benim. Acılı Kore noodle'u denedim. Diğer taraftan yazıyorum. O acı bayağı mı acılıydı? Şimdi chat diyecek ki hayatımız kadar değil. Ciğer. Var. Uykuluk. Ne diyorsun ya? Ne? Uykuluk mu? Benim. Uykuluk. Haram oldu. Anladım. Geçtiğim bakta lan ne oldu? Bu abiler biri mi? Dora teyzem hoş geldin. Benim. Çok güzel bir şeymiş. İçli köfte gibi. Ama değil mi? Nasıl bir şey hakikaten? Tam onu soracaktım öyle. Şeye benziyor lan aynı chat. Lokma tatlısına. Daha soft. Bakıyorum. Değişik. Bu ne demiştim? İçli köfte. İçli köfte gibi dedik. İçli köfteymiş zaten. Ben bunu yalnız bizim bir Malatyalı komşularımız vardı. Malatya'ya buradan selamlar. Malatyalıların da el lezzeti büyüktür ol. Malatyalıların da çok güzel bir mutfağı vardır. Abi bundan yemiştim ben ya. Küçük küçük böyle içli köfte. Bu çöp şiş. İnanılmaz bir şeydi. Bir de bir ya bir tatlı da yemiştim böyle çikolatalı mukolatalı. Yani acayip bir şeydi ya. Vay anasını hiç unutmuyorum o günü. Beethoven'ın meyki varsın. Yemiz gelen her şeyi. Et suyu içtim. Et ve tavuk yiyemiyorum. Midem bulanıyordu. Allah Allah. Kızılın olduğu gibi. Ama şu anda var ya vallahi billahi. Teşekkür ederiz. Sağlamdır senin kemiklere. Ay. Pişmiş olsun canım benim. Söyleyeyim her şey çok hoş. Yalnız efsane çok güzel. Evet evet. Biz sever misiniz ciğer? Ben de çok böyle ciğer. Yani Murife'cim iyi ki varsın. Bayağı en son Adana... Tutu var mı? Chat çok tatlı yapıyor. Videosunda mı bu kebap yedik arkadaşım biz? Yok canım. Ciğer severim de mesela başka şeyleri daha çok severim etleri. Yani video olarak sanırım evet. Lahmacun yedik kebap olarak et yemedik hiç. Siz kaç yıldır yemek video çekiyorsunuz? Yıl değil de aslında bir 8-9 aydır yani. Bence güzel ya. Son zamanlarda YouTube'da sokak lezzetleri videoları, sanayi lezzetleri videoları nedense tutuyor. Tisigarko ile sokak lezzetleri. Yemekten zevk aldığımız için çekiyoruz. Çok yiyebildiğimiz için değil. Evet, evet bayılıyorum. Ama biz güzel yemek yemeyi seviyoruz. Onu halde biz güzel yemek yerken izlemeyi seviyoruz. Do you have it? Bir de gittiğimiz yerleri de çok böyle merak ediyorlar. Sonradan gidiyorlar, deniyorlar falan. Evet. O yüzden de böyle öğretici ve önerici oluyor videolar. Ama senin damak zevkin güzel. Dün zaten bayağı 3 tane güzel mekan tavsiye ettim bana. Çok evet. Güzellerdi yani. Geçen şeyin gittiği de güzeldi ya. Orkun Işıtman gittiği yerler de güzeldi de daha pahalı yerlerdi onlar. Beğendim. Dün Çunan'ın kanalına video çektim. Evet. Bu arada pazartesi günü değil mi? Evet, evet, evet. Pazartesi günde Big Boy'un kanalındayız arkadaşlar. Aa, Big Boy. O surat neydi lan? Pazartesi günde Big Boy'un kanalındayız arkadaşlar. O surat neydi usta? Sevindi. Pamuk gibi. Pamuk, evet. Sever misin uykuluk? Normalde iki tane vardır. Bir böbrek eti hamlecisi, bir de gırtlaktı kıyım. Evet, gırtlaktı muskü. Hocam götten dediğini zannettim biliyor musun beyefendi? Murife mi iyi ki varsın? Normalde iki tane vardır. Bir böbrek eti hamlecisi, bir de gırtlaktı kıyım. Evet, gırtlağı vallahi götten aldım zannettin ya. Gırtlaktı muskü. Öyle zannettim ya. Yani böbrek eti hamlecisi daha yağlı ve daha lezzetli oluyor. Afiyet yağlı mı? Aslında yağ yok. Millet mesela etin yağını muğanı aldırıyor. Et yağlı daha güzel olmaz mı chat? O yağı bu eti yani etini al, yağını al. Etini aldım kız. Acıktık ya. Acıktık biliyor musun ya yayının başında ya. İkisi beraber yiyince güzel oluyor. Hemen fresh gibi tadı. Hemen şöyle yapalım, hemen şöyle yapalım. Oo. Doldur baba. Böyle karıştıralım hemen. Tabii tabii. Ne ala öyle daha mantıksız oldu lan. Bir oradan batırsaydık daha iyi olmaz mıydı? İnanılmaz bir combo.
Bak bunu böyle... Şimdi nasıl ayırt edeceğiz hangisi hangisi? Uykuluk, ciğer hepsi birbirine benziyor. Nasıl ayırt edeceğiz şimdi? Yapacağım. Şöyle yakalayacağım. Yapıştır zaten. Direkt şu. Çok iştahlı. Hocam tamam da yani first date'de de böyle hareketler yapmayalım ya. Ya çok güzel ya. Ben de öyle yemek istiyorum. Umarım yakalayabilirim. Yakalarsam senenin bebeğim. Olay yakaladım kız. Tabii canım. Benden kaçar mı? Ay olmasın. Sana günlük rutinin ne mesela olmazsa olmazdı. Günlük rutin hocam. Benim günlük rutin uyu, uyan, yayın yap, uyu, uyan, yayın yap. Son zamanlarda böyle dönüyor. Twitter'da bir abi ya. Sabah. Chat'te sağ olsun hiç demiyor ki abi iki gün dinlen. Şöyle bir hafta tatil yap. Abi gel vallahi bile hiç. Hadi abi Denizli'den horoz yollayayım mı? Abi Sivas'tan kangal yollayayım mı? Ne yapacağım ben evde vallahi bile yani kangalla mı yatacağım koyu koyuna? De ki gel bir Sivas'a gel abi şurada bir tatil yap. Gel abi şurada bizim vallahi bile yazlık var. Ver anahtarı vereyim git iki gün uyu şurada böyle kafanı. Yok. Yayın açmadan samimiyeti kalmadı. Yok eskisi kalmadı. Yok kalmadısı samimiyet. Yok eskisi samimiyet kalmadı. Bir şeyleri kalmadı. Samimiyet eski kalmadı. Amenna. Delireceğim seni ya. Vallahi billahi seni seviyorum ya. Bir de meyve suyu. Nişter şeftali mi? Bugün son dakika Gaziantep'ten gol yemişiz. Diyor ki niye yayın açmadın? Saat 9. Son saniye Gaziantep'ten gol yedikten sonra ben nasıl açayım buradan bütün Antep'e selamlar ya. Nazar çıktı. Harika. Bayağı nazarım günde çıktı. Böyle 4 litre içiyorum. Sadece ne içiyorsun? Meyve suyu mu? Sadece meyve suyu. Ha, dün söylediğin bir marka var hani litrelik. Evet evet. Aa Kapi. Su 15 litre civarında. Oğlum nasıl ya? Günlük damacana içiyor chat ya. Ama yani bu cüssüye de normal. Mesela geceleri falan nasıl uyuyor acaba? Ay inanamıyorum. O zaman damacanalarla falan yaşıyorsun. Yani abi damacana zaten... Bunun zaten meşhur bir tane fotoğrafı vardı ya. Tuna tavus damacana yazsak çıkar mı? Dur bakayım. Meşhur bir fotoğrafı vardı bunun. Tuna tavus damacana. Bakalım. Ha mesela arkadaşlar şöyleli. Şöyleli. Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin homciğim. Şey alıyorum, 1,5 litrelik şeyler var ya, onlarda 200 tane. Bir ay götürüyor benim. Ne kadar? Litrelik şeyler var ya, onlarda 200 tane. Abi çok masraflı ya, masraflı bir. Bir ay götürüyor. Mesela Yase demiş ki, bunun Stanley'i de bu, hakikaten bunun da Stanley'i bu. Benim. Olay. Bu kadar zaten yemeğe bu kadar su içmen çok gerekli. Evet evet tabii. Kesinlikle. Su içmen. Yalnız fena canlar çekmedi mi be chat? Ya karnımız acıkmadı mı be? Hayırlı abi gel Batman'a benim babam müteahhit sana eşyalı bir daire veririm canımsın be. Şaka yapıyorum chat bu arada düşünmeniz yeter. Buradan Batman'a da selamlar. Önce Batman'a sonra da Superman'a. Anladın mı şakayı YouTube'cum? Chat'e yapmadım bu şakayı sana yaptım hadi gel iyisin YouTube. YouTube özel sahne bunu chat'te kestim ben. Chat'tekiler duymadı bu şakayı. Bir tek sen duydun hadi gel iyisin. Ay şun yanar. Bak chat'tekiler gülmüyor bile. Soda da iç. Siz bayağı beyaz beyaz giyinmişsiniz ben. Beyaz beyaz orkide. Ben derseniz ben de beyaz giyerdim. Ya. İki çiçek. Ayşem abi ben sana evlenme durumum olduğu zaman Sivas'a gelip nikah şahidim olur musun dedim. Bir böcekti. Sivas Allah kahretmesin öyle bir şey mi dedim ben ya. Özür dilerim vallahi çok özür dilerim. Abi ordu gönderir mi fındığım? Abi fıstık yollayayım mı Antep'im? Abi Sarıgül yollayayım mı Erzincan'ım? Bu arada böyle giyinmeyi planlaştırmadık. Abi deniz yollayamam Ankara'da değilim. Dorotesam sporu bıraktığı gün öldüğü gündür. Yemek yemeye aynı şekilde de kesinlikle bu arada. Çiçek bir böcekti. Bir zaman sonra ama mide daralmaz mı tekrardan? Küçülür bence ya isterse yani diyet yaparsa. Bu arada böyle giyinmeyi planlaştırmadık. Giyindik evet. Ve böyle oldu. Çünkü çok amenna. Sağlam bir antrenman yaptığı için de çok böyle ciddi anlamda iştahı açıktır bu aralar mesela. Daralmaz mı? Olmaz mı öyle bir şey midesi yavaş yavaş? Öyle oluyor. Samet ve Tuna'yı çok fena şimdi... Oha! İnanılmaz bir ikili. Hep öyle oluyor. Sizin kadar olmasına çıtırımız. Vay! İltifatlar on numara abi. Sizin kadar olmasa da çıtır mı? Hocam vallahi billahi o müşteriye iltifatta. İltifatta. Müşteriye iltifat edeceksin hocam. Ben de mesela chat'e yani arada iltifat ediyorum ama chat benim müşterim değil. Çok hoş. Tamer çok iyi bir müşteri. Harbiden güzel mekana gelmişiz ya. Evet evet. Sevdin değil mi? Leziz. Çok çok. Adana Ocakbaşı'nın tek isim hakkı bu arada. Aa. Adana'dakilerde bir Adana Ocakbaşı yok. Öyle mi? Aa. Şu patlıcanlı şey de çok güzel. Biz şu anda neredeyiz hakikaten oğlum? Adana Ocakbaşı dedik de İstanbul mu burası? İstanbul mu Ankara? İstanbul galiba. Ben dedim ama size chat yani Adana'nın da Antep'in de falan filan
güzel yemeklerini, güzel yiyeceklerini, meşhur yiyeceklerini İstanbul'da bulabiliyorsun ya. Aytemciğim maşallah. Tabii orada da vardı ya, asıl orasıdır eyvallah, yani hani kaynağı orasıdır. Allah deyince. Ama Antep'in güzel yemeğini burada mesela karşılığını bulabiliyorsun yani. İstanbul büyük bir şehir çünkü. Ya maşallah var görüyorum. Çok alternatif var, bulabiliyorsun yani. Daha dur çocuk. Ay lütfen hiç bana bakma. Başlangıcı. Hiç sağ. Abi Samet Liçin'e benziyorsun demiş ya. Discord gerçi kapandı da bu reddite meddite yaparsınız benim vallahi bile. Samet Liçin'e saçlı halimi şimdi ya. Hiç. Ben çok mutlu oluyorum ya birisini görünce, inan. Evet, evet. Bu videolarda biraz böyle oluyorum ya, yemekten konuşamıyorum. Hiç konuşma. Zaten ne konuşma. Mesela en saçma Türkiye'deki en saçma teorilerden bir tanesidir. Yiyen adamdan korkma. Ne alaka? Dünyanın en alakasız lafıdır mesela. Zaten amacımız o. Psikolojik hiçbir karşılığı yok. Yiyen adamdan korkma. Ocakbaşı Mark Bey. Yani şimdi ben şunu... Ya yazıkuşum hiç saçma yani. İzleyici nasıl iştahım açıldığında, insanların bizi izlediğinde iştahların açıldığını anlıyor. Çok doğru bir şey söylemiş Sıla Öne. Ne yiyen ama? Onu da araştırmak lazım. Ne yiyen? Anladın değil mi? Ama zaten insanlar sadece yemek yerken bir şey izlemek istedikleri için... Evet, çok keyifli. O an... Güzel oluyor bu arada. Bence var ya güzel içerik bulmuşsunuz. Yemek yenilen bir şey gördüklerinde daha da iştahlı oluyorlar. Benim de mesela YouTube'cuma buradan selamlar. Yemek yerken falan beni izleyenler var. Okuldan geliyor, atıyor çantayı, mantayı, kıyafetleri çıkartıyor. Pat videonun başına oturuyor bir yandan yemek yerken. Günün stresini atıyordu. Benim kız arkadaşım bile diyor, sen yemek yerken diyor, acıkıyorum ya diyor. Tabii. Ama öyle yiyorsun ha, acıktırıyorsun yani gerçekten. Bak o da senin gibi yiyorsa ama... Çöp gibi o. Aa! İnan... Kaç kilo? Kaç boy? 1.58-1.55 kilo falan. Ay Turan... Ha! Ne yapıyorsun? Sen şaka taklıyorsun şu anda. Allah kahretsin. Deli. Aa! Ufak dede. Çıldırmayın anasını satayım ya. Bayağı. Sizi de bayağı seviyor, üzülüyor bu arada. Ay çok, çok selamlar bu arada. Maşallah. Allah ayırmasın abla. Allah ayırmasın. Dikkat et. Aşkım manyak mısın? Oğlum ne diyorsunuz? Oğlum ne diyorsunuz, Allah kahretsin, ne konuşuyorsunuz beyler? Vallahi billahi ya, şuralarda bir yerde miyiz peki ya? Nerede o? Nerede o? Dur bakayım. Nerede? Sevgilisi. Aç bakayım. Aç bakayım. Şuralarda bir yerde miyiz ya? Neredeyiz? Nerede? Burada bir yerdeyiz o zaman ya usta, mantık olarak. Mantık olarak şurada bir yerdeyiz chat. Şakil Oniyol'la sevgilisi gibi bir yerlerdeyiz herhalde, anasını satayım mantık olarak. Allah ayırmasın abla. Devam edelim. Allah'a emanet ol. Gardını al. Dikkat. Ama bu diğeri gerçi daha uzun, oradaki kız da daha kısa bence. Bence bunlar olur. Ne oldu? Ay. Tuna tavus da şey o kadar değildir ya. Gebeni verirsin valla. Siz de video çekeceğimi duyunca... O ne demek lan? Ne oldu? Ay Tuna. Gebeni verirsin valla. Allah belanı vermesin. O kadar da doğal söylüyor ki hiç de gülmüyor arkasından ya. Allah belanı vermesin ya. Geberi verirsin vallahi. Siz de video çekeceğimi duyunca bayağı sevindi ya. Bir gün çok selam söylüyorum. Tanıştırırım sizi inşallah. İnşallah, inşallah. Gelelim. Böyle sırtını falan kim nemlendiriyor? Amenna. Nasıl sırtını nemlendirme ne abla? Kibibi. Nemlendirmek mi? Müganlı kaçtı abla. En geç 22.00. Sırt. He, kim kuruluyor anlamında mı? Hiç sırtımı nemlendirmedim hayatım. Ay yapma. Sırt nemlendirmek ne demek lan? Sırtındaki kılları gizem kesiyor ama. Kusucam Allah belanı vermesin. Dur şimdi niye millet? Vallahi billahi yarısını çıkardılar ya. Okey. Tamam. Tamam o kadar özele girmeyelim. Vallahi billahi ya. İnsanlar. Çok nemlendi. Ya çünkü benim o sırt kılıyla alakalı bir anım var da bilenler biliyor. Sene 2008 şu anda yemek yiyenler iyi dinleyin. 2008 berberde çalışıyorum, tekrardan anlatayım. 2008 yılında yolladılar beni bir tane eczaneye. Git dediler bir tane eldiven al. Erip bir geldim, geri bir geldim, erip baktım çıplak. Ananı avradını, meğerse bu plastik eldivenle çekince böyle sırt kılların daha çabuk geliyormuş. 3 saat erip bana kıl çektirdi, üstüne bir de bahşiş vermedi ya. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Ondan sonra diyorlar ki abi sen niye böylesin 31 yaşında? Abi senin niye saçın 14 yaşında, ben milletin kılını yoldum ya King'tan. Elimle tek tek çektim onları ya. Var Instagram'da falan normal bu kadar yemesi. Ya, biliyorum onu bunu. Yalan kalmıyor. Ben bir şu kıllardan... Abi inanılmaz ya, inanılmaz ya. Abi sen de her işe girmişsin diyor. Yavrum benim yapmadığım bir vallahi bile bir pavyona düşmedim Allah'a şükürler olsun. Onun dışında her iş var. O zaman güneş kremini falan da gizem sürüyor. Sür baba, sür kremini, sür kremini. Sen güneş kremi de sürmüyor olabilirsin bu arada. Hiç sürmedim hayatımda. Tuna ya. İnanılmaz. Bazen tahta el var ya. Ananı avradını, anısı var. Vallahi bunun anısı var. Bizden almışlar.
Oğlum çıldıracağım. Ne kadar geniş bir evren ya. Ne kadar geniş bir evren ya. Ne koşuyorum bu. Sesim kaşınıyor diye mi? Kaşınıyor, kaşınıyor ya. O böyle tahta eller var ya uzun. Aa, bundan işte abla. Tahta eller. Alımın vardı. Şeyim vardı bir tane. Johnny Depp'in bir filmi vardı. Makas eller diye. Bir tanesini kırdım kaşırken. Oha. İnanılmaz. İnşallah kaşırken kırmışsındır sunum. Ben çok öyle estetik kaygısı olan biri. Benimki de kırık da. Benimki de göt tarafından kırık da şurası. Normalde bunun böyle tırtıklı tarafı oluyor. Onunla da masaj yapıyorsun da benimki de kırık. Neyse. Neyse. Baba her kullandığınız kelimenin bizde anısı var ya. Neyse abla. Benim ya. Kardelen Suudi... Kötü oldu da neyse anlatırım bir ara. Onun da bir anısı var. Hiç cidden. Ay o çok göreceli bir şey. İlgilenmiyorum. Herkesle ilgilenmek zorunda değil aynı. Tabii canım, sanki herkes... yani o kendi sırt kaşıma aleti kırma anısı. Nasıl görmek istediğinle çok alakalı. Ya da nasıl hissettiğiyle. Evet, kesinlikle alakalı. Kesinlikle. Öyle o kadar görecelik ki yaşıyor. Benim beğendiğimi o beğenmez, onun beğendiğini ben beğenmem. Herkes farklı bir şey. Herkes birbirinden farklı ve kimse kimseye karışamaz. Evet. Herkesin bir şey söylemesin. Ben spor olarak da dedim yani vücut geliştirme değil, güç spor olan powerlifting'i tercih ediyorum mesela. Ne kadar çok kaldırırsam o kadar iyi. Her şeye performans odaklı bakmaya başladım. Yani bunu yaptırayım ya da yaptırmayayım, alayım. Gücü etkisi var mı? Yok. Yok. Ama tabii yani böyle spor yapan arkadaşlar siz de böyle Tuna Tavus'un gazına gelip tutup da 500 kilo bench press basmaya kalkmayın tabii de yani. Hani kendinizi sakatlamadığınız sürece spor spordur. Kısa yapmıyorum mesela. Yani böyle gymle crossfit gibi, o da farklı bir şey herhalde değil mi? Gym spor salonu demek, crossfit ayrı bir spor. O da güçlenmek için yaptığım bir şey mi yoksa? Kondisyon. Kondisyon, crossfit'te biraz daha kondisyon etkili. Aynen öyle miyim ya? Tabii. Teşekkür ederim. Afiyet. Şimdiye kadar yediklerin arasında en beğendiğin neydi Tuna? En son şu uykunun kanalını çöp şişe boşalttım, o çok güzel oldu. Karışımları. Evet. Canım Tuna benim, ayranın yarısını da üstüne döktü yavrum ya. Hiç o kadar farkında değil ki vallahi billahi. Çiğ köfte de bayağı efsane. Evet, çok... Çiğ köfte güzele benziyor yalnız chat. Çiğ köfte harbiden güzel, baksa macun gibi. Güzeldi ve acılı daha. Normalde ben şu ana kadar doymuş olurdum. Sen varsın diye hala yaşam açık bu arada. Yok yeni başlıyoruz. Abartma. Biz de ama insan da yani yemek yiyen insanı görünce ekstra acıkıyor ya. Yeriz yani şu an. Abi şu ana kadar bir çoktan. Ama %40'ım doydu benim. Benim %20. Buradan bir yere daha gidecek miyiz abla? Benim %0 daha ama yemeği bekliyorum. Ay inanıyorsun. Tanıştım zaten. Bir zahmet ol. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim. Uykuluk büyüktür ciğer gibi geliyor bana sanki ya. İki tane çocuğa şey ne? Bu da benim düşüncemdir yani. Tabii canım iki tabak ne ki ona? Izgara'ya gel. Hadi ben sana bir şey söyleyeyim. Şu anda videoda diye hala kibar yiyor ha. Baktan çıktı gibi yiyelim. Aa Samet. Ne? Tuna'nın burcu ne biliyor musun? Ne çok merak ettim. Sizce Tuna Tavus ne burcudur chat? Çabuk siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz arkadaşlar, ayıktırırsınız siz hemen. Amenna. Nedir arkadaşlar sizce? Berci mi iki basmış, şurada dişiyle yanaş şaka mı, cinsiyet halkı mı uzun sabah? Sizce arkadaşlar, sizce. Arkadaşlar boğa mı? Herkes boğa dedi. Sizden? Çoğunluk boğa dedi. Evet. Ney neymiş? Diyelim. Aa Samet. Ne? Tuna'nın burcu ne biliyor musun? İkizler mi? Evet. Var mı chatte tutturan ikizleri? İkizleri tutturan var mı? İkizler mi? Mayıs mı, Haziran mı? Haziran ikizleri. Ben hiç anlamıyorum valla. Hiç anlama ikizleri, boş ver. Ama ikizleri kime söylesem sövüyor yani. Allah Allah. Aslında çok iyi bir burç. İkizlerle ilgili algı son zamanlarda değişti galiba ya. Burçtur da. Bir de yani burçla alakası yok insan karakterinin. Burçla alakası yok insan karakterinin. İyi bir burç. Bunu hala ezberleyemedik bir türlü. Mutlaka anlayabiliyoruz. Onlar ikizlerin canını acıtmıştır. Sonra ikizler onların canını acıttığında üf oldu olmuş. Bırak hiç söylediğin. Sen de hemen kırılırsın değil mi mesela? Sersin yani hemen. Hemen kırılırım. Yok şaka, hiç öyle bir yapım yok. Allah Allah. Yo aslında ben de böyle bazen benim de alınganlığım vardır ama ikizler burcu değilim mesela. Koçum. Koçum. Kız bunu kırabilir mi? Belki ikizler bir şey dedim. Cidden hiç alıngan bir insan değilim ya. Evet. Kız arkadaşının burcu ne? O da burç olarak bilmiyorum ama Eylül doğumlu. Eylül doğumlu mu? Eylül'ün kaçı? O ya terazi. 3 Eylül. Ya Başak? 3 Eylül ne oluyor chat? Ya terazi. Başak. 3 Eylül ne oluyor? Başak herhalde. Başak mı? Başak mı? Benim de yükselen Başak. Sağlığın gibi olmadığı için. O zaman. Evet. Benim yükselen Başak chat. Daha. Başak. Başak. O da zordur. Titiz, pimpirikli, dikkatli evet, böyle bir evet şey. İyi ama o güzel bir huy chat. Kötü bir huy değil.
Senin burcun ne? Artık o... Ama ben ondan dolayı, yani Başak'tan dolayı böyle bir karakter olduğunu düşünmüyorum mesela. Güzler. Ha, sen de güzel, doğru. Ha, çok iyi. Çok güzel, iyi o çocuk. Maşallah, vallahi. Sonu gelmeyecek gibi. Sabahtan beri bunu bekliyoruz Abdullah'ım. Mistik bir ekmek. Artık yağları herhalde falan kaldı, yağları da. Herhalde çocuğum böyle isim ister bu arada. Ay bence onun annesi artık istemiyor. Artık istemiyor abi. Haklısın. Tuna Tavus arkadaşlar eskiden sadece spor videoları çekiyordu. Güzel ya. Daha sonra böyle arkadaşlar böyle bir girişimcilik örneği gösterip bütün YouTuber'larla falan YouTuber oldu yani tamamen. Tabi bir yandan da sporunu devam ettiriyor. Dönemiyordur abi. Süre... Ama sırf spor içeriği üretmiyor. Adam bence kafayı kullandı. Yani YouTube'da eğlence içeriğinde daha çok yemek... etkileşim vardır diye yorumladım ben bunu ama. Yap, aşkım sürekli kavurma ve pilav yapmak durumundaymış kadıncağız. O mu yapıyor? Annem diyor ki evde sürekli birinin kırkı var diyor. İnanılmaz. Devamı geldi lan. Adana'ya gidek mi? Kebabından yek mi? Ay Adana'yı özledim ya. Ama Adana hayatımda hiç gitmedim ya. Var mı chat'te Adanalılar? Adana'ya selamlar buradan canlarım benim. Adanalılar bu işi yapıyor ya. Ay gel. Buradan chat'teki Adanalılara selam. Sude'cim canım benim bu arada senin şeyler geldi mi? Sude 777. Bana geldi yazdı ama bir tek DNR'dakiler kaldı galiba, onlar da gelecek. Mamerto'mu izlerken çiğdem yedim, burnum bir kaşın, kaşın yırtacağım şimdi. Kaşırken 2 dakika yayında ayrım. Marife'cim görüşürüz canım benim. Çiğdem derken çiğdem yedim. Gerçekten. Ha bu İzmirli, Allah cezalı. İzmirli ya. Çiğdem, Allah, çiğdem, didem, gevrek, boyoz, koyoz. Allah kahrubela. Abi bir tanesi geldi. Şey bu trend yoldan olan geldi, diğerleri de yarın öbür gün gelir. Aa inanılmazlar yani. Yarın öbür gün gelir bebi. Nereye gidiyoruz? Diyarbakır. Ha. Evet. Ne yiyelim Diyarbakır'da var mı bir? Diyarbakır mı? Diyarbakır'da da karnımız iyi duyar gibi geldi bana buradan. Diyarbakır'da da selamlar. Nereye? Diyarbakır benden... Arkadaşlar Kerem bir yorum yapmış. He le 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 le. Evet. İstemişler. Hiç bakmadım ama tam neyi var. Bayağı istiyorlardı yani. Evet. Selamlar Tamer'im, iyi yayınlar. Hoş geldin Aleyhim canım benim. Altıda ciğer. Ha o da Adana'da da öyleydi. Evet. Diyarbakır'da da öyleymiş. Antep'e gittiniz mi? Gideceğiz, gitmedik daha. Antep'i de mesela çok istiyorlar. Abi çok vallahi çok merak ediyorum ya. Bir an önce gidelim ya. Antep, Diyarbakır çok merak ediyorum buraların gerçekten lezzetlerini ve... Güzel ben gittim Antep'e. Antep lezzetlerini. Çok merak ediyorum M2'ye ne kapı. Zaten eşittir. Evet. Mutfak. Ay, aynı bu arada. Tabii ki. Yani hani... Yeşil yeşil. İnanılmaz. Ne? Eşittir. Evet. Antep'i de mesela çok istiyorlar. Çok güzel ben gittim Antep'e. Antep zaten eşittir. Evet. Mutfak. Ay tabii ki. Yani hani. Yeşil yeşil. İnanılmaz. Aa Antep öyle mi? Kilit Hanım'a teşekkür ederim. Doların önermedi yeşillik. Bakarız onunla bir. Vav wow, çok güzel pişmiş. Çok hoş bir kebo. Hemen de kebo. Çok hoş bir kebo. Dağılıyor yani bu makine kıyması değil, zırh kıyması. Dövülmüş. Elle yapılmış, açılmış. Çok iyi. Gerçek bir kebap yani bu. Real. Biz vallahi real, yani canım real kebo çekti ya. Adanalılar. Real kebo. Ne kadar oldu kahvaltıyı ciğerle yaptık. Evet ya kahvaltıda şu an Adanalı konsept. Akşam 6 ama bize kahvaltı yani. Bir tane Adanalı konsept deyince aklıma çok saçma bir Adanalı sahnesi geldi ya. Adanalı dizisini bilir misiniz chat? Adanalı arkadaşlar. Yani enteresan bir dizidir. Adanalı dur bakayım. Kebapla uyandırma sahnesi. Nerede o? Adanalı'da kebapla uyandırma sahnesi vardı ya. Dur bakayım kebap uyandırma. Var mı onu? Nereden bu oğlum? Ha. Adana kebap koklayınca Allah kahretmesin. Bunu nasıl yaptınız ya? Ey gidi Serenay Sarıkaya be. Ey gidi Serenay Sarıkaya'nın Seren olduğu zamanlar. Geliyor. Dedim sana saçma bir şey diye işte. Saçma değil babacığım. Babacığım kokla şunu babacığım. Babacığım lütfen şunu kokla babacığım. Bence de yani. Ultra mega acılı Adana mı? Yoksa normal sıradan acılı Adana mı? Ya Allah kahretmesin ya. Baba. Herif hasta yatağında dürüm koklayarak uyanıyordu ya. Bunu nasıl çektiniz babacığım ya? Babacığım. Ey Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin. Neler izletmişler insanlara. Devam edelim ya. Ben 2.30'da uyanan o sırada. Sen ama uyanır uyanmaz bir şey yemiyorum demiş, değil mi? Evet. Önce bir Türk kahvesi duble. Evet. O da beni bir 2-3 saat götürüyor. Duble Türk kahvesi.
Sonra acıkıyorum. Acıkınca ancak yiyebiliyorum. Direkt kalkar kalkmaz yiyince midem bulanıyor ve midem almıyor zaten, yiyemiyorum. Acıkma. Ben ilk kalktığımda hiç iştahım açık uyanmam ya. Tam gerekiyor. Bir de gece de yiyip yatma gibi bir özelliğim var. Ama ben mesela iştahım açık uyusam bile, iştahım açıkken de zor uyurum. Ama uyusam bile mesela iştahım kapalı kalkıyorum. Sürpriz. Çok iyiyiz. Çiftleşim ikinci yayınız kutlu olsun bebeği, iki varsın. Yani aç uyuyamam ben. Açken uyku girmez gözüme. Ha ben de. Ya uyurum da zor uyurum yani. Tercihen ben de olsam, normalde bu sporu yapmasam, uyanıp hemen yemek yemezdim. Değil mi? İyi oluyor, bir dinç hissediyorsun. Allah belanı vermesin. Herif ağzından sıçtı ya. Herif ağzından sıçtı ya. Kerimcan'ın suratına bak. Oh suratı şu ya. Kerimcan'ın şu suratı, oh suratı ya. Spor yapmasam, uyanıp hemen yemek yemezdim. Değil mi? İyi oluyor, bir dinç hissediyorsun. Oh yarasın. Ay tabii. Allah seni kahretmesin ya. Dur öyle sırtıma vurursan daha devamı yok. Ne yapıyorsun, gazını çıkarmayın şunu. Dur şunun gazını çıkarmayın ya. Hiç sorun değil. Dur gazını çıkarmayın şunun, Allah kahretmesin ya. Kızılcık şerbeti küçük alev olur gibi ya. Ay, ay devam et sen, hiç sorma. Demiyor musunuz? Hiç sorma. Bence bir tane daha Adana söyleyelim, çok güzeldi. Tabii Tuna'ya hız mı dayanır canım? Bir şey ne kadar Tuna'ya yiyor. Herhalde başka şeyler de geliyor daha, değil mi? Evet, pirzolalar, nasıl evet, var. King Tanım iyi ki varsın canım benim. Pardon ama Adana... Biliyorum biliyorum. Güzeldi ya, bir tane daha yenir. Düşecek misin? Yo. Ben üstümü çıkarmak istiyorum. Havalar tam... Üstünü mü çıkarmak? Osta çok değişik bir kıyafet ya. Vallahi ihtiyacım olan şey işte şu ya. İhtiyacım olan yani babaanne süveteriyle delikli kombin. Ne balarım değil mi? Gideri var. Rende kombin. Gideri var. Zara'da var diye biliyorum ben de eskuşum. Müthiş. Ben yaz kış. Daha önce bakmışlığımız olabilir. Böyleyim. Doğru. Nerede kaldık? Yayıncılar nasıl mı giyinmeli? İşte tam olarak böyle. Ay şuna bakın. Mikrofon orada kaldı biliyorsun ya. Sen desene. Canım Kerim, canım benim ya. Sonra kız arkadaşım gelip kahvaltı hazırlıyor. Son zamanlarda insanlar beni çok rüyalarında görüyorlar ya. Selim ben. Bizde. Nedir bu? Bir şey getirdin, attın önüme. Gece saatlerine kadar burada yayındayız ya, ondan herhalde bilinç altında kalıyor artık. Ne oldu? Anlat bize. Kuzu kolu ve inciyi 6 saat ocağın üstünde pişiriyorum. Ne diyorsun ya? 6 saat mi? Sen şaka takılıyorsun lan. Sonra 250 gram şeklinde kemiksiz ayırıyorum. 250 gram mı? Hala şaka yapmaya devam ediyorsun. Ne sonra diyorsun? Sonra sipariş geldikçe bunu ocaktaki kuma gömüp ısıtıp size servis ediyoruz. Ne diyorsun? Siktir, neler neler ya. Biliyorsunuz kağıtta levrek gibi şu an. Vay vay vay. Kuzu tandır. Buna kekik ve tuz atarak da yiyebiliriz. Biraz tuz atıyorum. Olur olur. Bu nedir ama dayı, sen ne yaptın şimdi iştah? Vallahi billahi yani en iştahsız insanların bile iştahı açıldı şu anda be. Hadi yapıştır. Hadi. Vallahi canımız çekti ya. Gömelim. Gömelim. Şöyle. Rüfem iyi ki varsın canım benim. Aldık bakalım. Ege'nin birçok şehrinde Çiğdem'dir. Ben Kütahyalıyım. Manisa'da yaşıyorum. Çiğdem'de Mengar. Buradan bütün Çiğdem'lere, bütün Ege'ye, Kütahya, Manisa, Uşak, İzmir. Hepsine selamlar. Üç parmak diyorlar ya masadan. Üç parmak deniyorum. Gene bakalım. Üç parmak, beş parmak fark etmez şu anda. Suudem iyi ki varsın. Odasına Afgan bir kız gelmiş ve kız arkadaşıma alkol alıyor musun gibi bir şey sormuş. Arkadaşıma hayır, devamı gelmedi. Yumuşacık. Oh vav. Wow. Ay çok geldi bu sen kadar. Sen bana al. Taktiğin işe yaradı. Teşekkür ederim. Çok güzel geldi yalnız biliyor musun? Çok o pideye çok güzel oturdu ya. Wow. Üç parmak tekniğinin de anısı vardır bu arada. Şey hakikaten unuttuk. Üç parmak tekniği geldi, anısı var. Oh, çok güzel. Döner. Anısı var. Esma'cığım hoş geldin. SBQ4. Döner ama. Çok güzel. Wow. Dinlenip... Hakikaten just wow ya. Just wow. Dinlenip üstü için o kadar yumuşak kalmış ki. İnanılmaz. Wow. İnanıl. Sessizlik.
Bugün en mutlu günüm. Biz yemek yerken böyle oluyoruz, çok mutlu oluyoruz. Şeye karnımız doyduk. Yarım tuna tavusum benim ya. O da diyor ki ne oluyor? Bir şey ya. Evet. Enerjiler geliyor, bir şey oluyor. Bir de enerjiniz zaten yüksek ya. Size yemek yemek çok keyifli. Evet, teşekkür ederim. Bağdat Caddesi düşünün. Ha, burası Bağdat Caddesi mi? Anası var. Sen? Ya buradan Bağdat Caddesi'ne sesleniyorum. Bağdat Caddesi İstanbul Belediyesi'ne sesleniyorum. Bağdat Caddesi Kaymakamlığı'na, valiliğine ne varsa sesleniyorum. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Şu Bağdat Caddesi'nde koyun bir trafik polisi. Chat, bizim Bağdat Caddesi'ni biliyor musunuz İstanbul'da yaşayanlar? Koyun baba oraya bir trafik polisi. Saat vallahi bile 22:00'dan sonra cıstak cıstak milletin kafayı açıyorlar ya. Sen biliyorsun Özkuş'um ya. Tatlı yedikten sonra gör. Ha, daha tatlımız var değil mi? Evet. Ya bir gün chat hiç unutmuyorum. Yakınlarda yaşadığım bir şeyden bahsedeceğim şimdi size. Yani abi yazıklar olsun diyeceksiniz. Abi adam madam değilmişsin diyeceksiniz. Abi sen zaten buydun diyeceksiniz. Abi senin göğsün kalktı diyeceksiniz. Sana yazıklar olsun diyeceksiniz. Ki bu hikayeyi aramızda bilenler var. Hazır mısınız? Geliyor. Anla bak, fena bir anı geliyor yine. Şimdiden yazıklar olsun geldi yani. Geçenlerde chat. Neyse. Bağdat Caddesi'ndeyim. İyi dinle. Bu Irak'taki Bağdat değil ama buradaki Bağdat Caddesi. Yazık diyeceksin. Seni biz adam ettik. Sen işte böyle bir adamsın diyeceksiniz. Bağdat Caddesi'nde chat. Bir tane çiçekçi, orada böyle çiçekçiler var biliyorsunuz. Abi satayım mı abi? Abi ne olur abi? Abi böyle arabaya yapışanlar falan filan. Arabaya yapışanlar. Ondan sonra o küçük çocuklar falan filan, işte o kadınlar, kızlar. Biliyorsunuz o demografik yapıyı. O yapıyı biliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi onları chat? Abi ne olur bir abi ne olur işte yapışanlar hani. Ya, lanetler. İyi dinle. Şimdi ben de bunlar lanetler biliyorum chat. Dedim ki ulan dedim hani polis dedim normal burada hani arabaları şey yapacağı da bunlara izin vermese var. Yazıklar olsun dedim. Şunların hepsini toplasanıza dedim falan filan. Murife. Şunların dedim hepsini toplasanıza yazıklar olsun dedim. Ondan sonra o arkadaşlar velitlerden bir tanesi bana yaklaşmaya başladı. Yaklaştı. Geldi dedi ki anasını satayım. Abi dedi çiçek ister misin abi falan dedi. Ondan sonra çocuk böyle yaptı. Aa abicim ben seni tanıyorum ya, sen YouTuber değil misin? Çocuk başladı benimle bir güzel muhabbet etmeye. Ananı avradını bana bunları yaşatmayın ya. Herkesin arabasına yapışan çocuksun sen. Sen millete anasını satayım yani böyle insanları sokakta rahatsız eden çocuksun. Sen insanları, tamam mı, zorbalayan çocuksun. İnsanlara yapışan çocuksun. İnsanları rahatsız eden, insanların nefes almasını engelli. Birden benim karşımda niye sosyete dönüşüyorsun çocuk? Ya kurban olacağım, çok da tatlıydı ya. Herkese inanılmaz yaklaşan çocuk. Bize inanılmaz derecede arkadaşlar vallahi bile güle güle yaklaştı ya. Ya Allah'tan sonradan başını okşadık arkadaşlar, şey yaptık. Vallahi bile yani biraz daha şey yapsam var ya, evlatlık edinecektim neredeyse. Tamer çok iyi bir anne olacaktı gerçekten ya. Vallahi Tamer çok iyi bir anne olacaktı ya. Ya gerçekten yazık, billahi yazık ya. Ha ne diyorsun Eskuş'um? Ne ya, neler yaşandı ya. Bir de iki kere chat. İki kere sonra da dur abone gel. Eva Karapapatyan Bey. 5. ayımız kutlu olsun bebek. Ondan sonra dönüşte arabayla gidiyoruz. Gene arkadaşlar çocuğu gördük. Ondan sonra indirdik camı, çocuğa el salladık. Abi dedi görüşürüz. Ya kurban olacağım onun gülüşüne ya. Keşke de fotoğraf çekilseydik, bir çocukla da anısı kalsaydı ya. Ya öyle öyle oldu, neler oldu ya. Chat çok vallahi billahi ya. Oraya kadar haklıydım ama. Oraya kadar haklıydım. Gerçekten insanları rahatsız ediyorlar. Chat, insanların arabalarına yapışıyorlar. Tık 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 camlara vuruyorlar bir şeyler. Oluyor, bunlar oluyor ama. Çocuk da bana öyle bir yaklaştı ki şimdi anasını satayım. Ne yapacaksın ya, kurban olacağım ya. Orada ya. Deli olacağım ya. Abi resmini çizdim, nasıl atabilirim sana? İrem'im eskiden olsaydı Discord'dan atardım da. Yani. Ama hep yer var. Ay harika. O ekstra bir yer kaplamıyor değil mi senin neyiz? Ne diyor TR'ye? Oğlum şu ismini bir değiştir. TR'ye 500. Aklım çıkıyor her seferinde. 500 TL geldi zannediyorum ya. Elinde. Mehtap bir demiş ki abi internetim kesildi anlamadım ama yine de yazıklar olsun. Ya bir Allah'ı billahi ya, sosyal medya. Bu arkadaşlar tabii biz ironi yapıyoruz ama sosyal medyada böyle bir şey var biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sosyal medya yani hani linç etmeye koşuyorlar biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani amaç üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Şeyma acımı iki varsın. İşte geçen gün de anlattım ya chat. Bir su için biraz. İşte abi bu olaylar yaşandı, niye hiç story atmıyorsun? O olayla ilgili story attım mesela. O olayla ilgili attığım story'e de öyle yazmış biliyor musunuz arkadaşlar? O olayla ilgili attığım story'e şey diyor. Abi o olaylar yaşandı, niye story atmıyorsun? E olayla ilgili zaten. Olayla ilgili story attım şey macem, Allah keserine bereket versin Berkeciğim. Olayla dinlemiyor. Bak dinlemiyor. Yani
zaten okumayı okumaya geçtim. Okuduğunu zaten anlamıyor. Dinlemiyordu. Dinlediğini bir de anlamıyordu. Çok kötü lan. Arkadaşlar nasıl yapacağız? Ve bunu küçük çocuklar falan değil de kocaman kocaman şeyler bunlar, insanlar. Çok kötü ya. Çok kötü. Bunu ben arkadaşlar şeyle falan yorumlamıyorum. Hani insanlar gergin falan diye yorumlamıyorum. Adamlar oraya kilitlenmiş chat. Adamların olayı burada olayları çözmek değil, insanları linçlemek. Çok kötü ya. Sürpriz. Devrancığım çok teşekkür ederim. Abonelik için canım benim. Onun yeri ayrı. Aman abi. Sosyal medyada falan filan sağda solda ve hayatın içinde lütfen sonuna kadar anlayıp dinleyip okuyup öyle şey yapalım ya. Asi Kaplumbağa yayın ne zaman demiş yavrum, yarım saat sonra. Bir bilgem var onun için. Çok güzel anlattın. Ayrı bölüm var. Şurada küçük. İnek gibi ayrı ayrı. İremciğim şimdi bakabilir miyim sence İrem Lili? Yayından sonra. Ay estağfurullah. Bir tane daha söyleyeyim. Evet. Delirdiğim zaman. Onu sen söyledin valla. Yeriz canım. Yeriz. Bir üç parçaya böyle. Evet. Yenir. Abi canım bu yenir ya Suudi. Arkadaşım hayır deyince neden kafası çok güzel falan diye arkadaşımı zorlamış. Nedir o? Odanın içinde kızlar varken soyum. Al bakalım. Dövseniz oğlum, gidip şikayet etseniz arasatın Suudi. Bir şikayet ettiniz mi? Ne yaptınız? Thank you. Arkadaşlar şikayet edeceksiniz bunları, böyle olmaz. Oranın müdürü vardır, şeyi vardır KYK'da. Çok güzel bir adam. Gidip söyleseniz arkadaşlar rahatsız ediyor bizi diye. Murife'cim iyi ki varsın. Ya, yumuş yumuş. Evet evet ya, acayip. Bundan sonra var ya biz de Tuna gibi 4-5 litre su içeceğiz. Evet. Aa H2O'da banlandı lan. H2O'da vallahi geçmiş olsun. Tatlıdan sonra. Nice. Daha sonra kalktı gerçi bak. Devam. Hele gideceğimi seni gördüğünde var ya. İnanamıyorum. Kafayı yiyeceksin. Yanlışlıkla. Pardon. Geç. H2O'da yanlışlıkla banlandım. YouTube'cum biz böyle çok sohbet muhabbet gidiyor. Ondan sonra sakın bana deme yorumlarda durdurdum vurdurdum. Gel sohbete gel, muhabbete gel. Nice. Hele gideceğimi seni gördüğünde var ya. İnan. Şikayet etmişler, kızların odasını falan değiştirmişler. İyi, en azından o iyi de. Yani kızı da gerekirse uzaklaştırsınlar diyeceğim ama nasıl olacak? İyi, en azından odayı değiştirmişler chat. Kafayı yiyeceksin. Yemek yerken bile... Bir zahmet yani, bir zahmet. Yemek konuşmamız. Bizim millette var o. Hani mesela bir şey yiyorsun, konu açılıyor bir anda. Abi geçen bir çöp şiş yemiştim. Öbürü diyor, ulan ben de yemiştim. Ulan İnanılmaz, evet doğru, doğru. Şurada yedim mi en iyisi burası diye falan. Herkeste bir şey var. Hani en iyi yerde ben yedim, onun bir kıyası olur. O var. Çok seçenekli artık ama herkesin damak tadı da çok farklı bu arada. Evet, evet. Kime göre, neye göre iyi. Bana göre bu Adana çok iyiydi. Çok. Allah Allah. Çok güzeldi. Bu da muhteşemdi. Yediğimiz öncesindeki o çöp şişler falan da şahaneydi. Çok belli zaten ya. Adam adının hakkını veren bir yermiş. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani biz zaten iştahımız açıldı anasını. Ben şu anda karnım inanılmaz acıktı ya. Mertcan gel. Pipiler şişmesin ağzına. Pipiler mi şişmesin? Abi var mıdır öyle bir şey chat? He? Ben çete niye soruyorsun Tamer? Allah belanı vermesin. Saçma sapan salak geri zekalı kendine gel ya. Kırmızı kahve mi içiyorsun? Allah belanı vermesin ya. Ya seni geri zekalı gitmiş çete soruyor. Çetin %95'i tövbe yarabbi, vallahi billahi çıldırtma beni ya. Kesinlikle. Mert. Geri zekalı mısın nesin, kendine gel anlatayım ya. Çete. Ya çıldıracağım ya. Vallahi billahi ya. Nerede Amenna. O? Nerede o? Vallahi billahi ya. Nerede o? Ver, ver coşkuyu. Şuralarda bir yerdeyiz ya. Yemin ederim şuralarda bir yandayız. Geri zekalı falan mısın ya? Murife iyi ki varsın. 5 6 7 8 9 10. Kaybettim Mürsel. Şuralarda bir yerdeyiz ya. Ne istiyor lan Mika Bilal? Beni dövdüğünü babama söyledim lan fakir. Hay tamam lan, gel barışalım. Ben küsmem bu yaştan sonra kız gibi. Var ya oğlum, kızların pipisi yokmuş. Şoktayım hala. Ben biliyordum zaten. Hamama gittiğimde gözlemledim. Ben biliyordum olmadığını. Annem beni hamama götürdüğünde gözlemledim. Allah kahru bela ya. Allah kahru bela ya. Neyse devam edelim hocam. Devam edelim. Müge Anlı'yı arkadaşlar birazdan geçeceğiz. Can gel. Pipiler şişmesin. Ağzını aç. Evet, evet pipiler şişmesin. Aç ağzını. Yüzde kaçın dolu? Kebaplar yensin. Pipiler evet. Daha okeyim ya. Ay aman. Zorlamadım daha. Ben mesela çok okeyim. Ha. Evet. Hani tatlı yiyor muyuz tatlı üstüne? %80'im dolu, o 20'lik kısımda tatlı için. Doymadıysan başka bir yere gidip bir şeyler yemeye devam edebilirim. Yok. Bu çok doymadığı belli ya. Usta Kerimcanlarla aynı yedin ya. O da olur. Gerçi yok lan, fazla yedin. Dur yani. Bugün yemeğe keyif, devam edelim. Keyif için. Evet, bu keyif bir yemeği. Bir challenge yapmıyoruz ya zaten, aynen. Evet. Mukbang mi, mukbang mı? Oha, Mukbang'tir ya onun ismi arkadaşlar. Mukbang.
Bence mukbang gibi ya. Mukbang'dir usta ya. Mukbang ne ya? Bir de mukbang. Bence de mukbang. Mukbang'dir usta. Mukbang ne ya? Mukbang diyen de çok duydum. Olabilir. Mukbang diye ilk defa duydum ya Murife. Abi Koreli'ye sormak gerekmiyor. Ama şimdi İngilizce öğretmeni var ama İngilizce bir kelime değil ki. Eskuşum. Dur bakayım. Çabı'ya soralım. İngilizce bir kelime değil. Korece abi mukbang değil ha. O zaman burada bir katiye. Sonra yola çıkalım. Ne dersiniz? Olur olur. Hadi let's go. Hadi let's go. Hadi let's go su ele gaci. Küçükken bir boni boni anlamadılar diye şişeceğim diye ağlamıştım korkudan markete gidip aldılar. Let's go. Merhaba. Nece sen? Azeri misin? Azeriler kendine, ya Azerbaycanlılar kendine Azeri demez ki. Azerbaycanlı Azerbaycanlıdır. Niye öyle dedin? Azerbaycan'a buradan selamlar. Çok özledik Azerbaycan. Lütfen kick açılsın ya. Let's go. Let's go. Merhaba. Nece sen? Necesiz. İyi akşam, çok sağ ol. Gerçekten. Necesiz. Nasıl? Aklıma Teoman sahnesi geldi ya. Şu arkadaki ikiliye bak, Allah kahretmesin sizi ya. Arka ikiliye bak, çıldırtma beni ya. Bunlarla da çekilsene abla. Asıl bununla çekileceksin baksana vallahi billahi ya. Devam. Çekil çekek. Necesiz. Burak Bey, Tamer Bey iyi ki varsınız. Umarım her gün beni eğlendiriyor. Teşekkürler, sigarayı bıraktım parasınız. Ya sen bir şey söyleyeceğim yani sigarayı bırakmak en mantıklı karar. Donate olarak da bana atmak ikinci en mantıklı karar. Burak Bey çok teşekkür ederim. Allah kesene bereket versin canım benim. İyi akşam, çok sağ ol. Gel şekil çekek. Necesin? Aa kız gizli seni. Hadi görüşürüz, dikkat et. Derim ki 600 metre yürüyelim. Yürü. 600 metre mi? Ya. Hadi yürüsün. Gel. Kardiyo. Aynen. Arkadaki abla kim? Gelin gelin. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Hadi. Ah be Tuna Tavus be. Sana çekilebilir miyiz? Gelin, gelin. Tamam. Ah be abla be! Ya böyle Allah seni kahretmesin. Gel lan ben de seninle fotoğraf çekileceğim gel. Gel ben de seninle fotoğraf çekileceğim. Ben de seninle çekileceğim ya. Ah be Tuna Tavus be! Çok teşekkür. Bu ne lan? Bu ne lan? Bildirim gelmiş. Ne diyor? YouTube. Videodan para kazanılmayacak. Niye lan? Videonuzda telif var. Neresinde telif var? Allah cezanı vermesin. Geç. Gazlı gazım ama Amer Bey, doğum haritanıza baktım. 2025'te taşınma durumu olabilir. 2026'da evleneceksin. Bunu zaten bu Nazlı'm bunu bilmeyen mi kaldı artık? Arkadaşlar ben sana bir şey 2026'da gelin oluyorum söyleyeyim ha. 2025 nişan, 2026 düğün. Söyledim yani bunu zaten arkadaşlar, önceden duyurdum yani. Hadi bakalım. Ama sen demek ki duymadın, haritadan bakınca tam o yani şu anda netleşti. Netleşti. Normal video. 2026'da gelinim chat. Yollarımız böyle yollarda devam ediyor. Gel gelinim gönlüme gel. Yok. Ben... Ama şu 2025'te taşınma olursa Nazlım var ya çok güzel olur inşallah bebalım. Yolda açmamıştım dün. Evet evet, sen yolda açmıyorsun ama bizim asıl evet, olayımız yollarda. Asıl macera yollarda. Macera yolda başlıyor. Yağmur atıştırmasına ne diyorsun? Severim biliyor musun? Hafif yağmur atıştırmasının hastasıyım. Buradan İstanbul Suadiye'ye selamlar. Yağmur mu atıştırıyor? Yağmur yağar inceden, seni gördüm pencereden. Bana öyle gelmiyor mu? Bana mı geliyor öyle? Ben eriyebilirim yalnız. Şöyle. Buradan. Eriyebilirim. Şeker çocuk. Allah belanı vermesin. Köşeyi döndük, daha yeni mi hakikaten düştü jeton ya? Şeker boy. Asıl şeker komasına şimdi gireceksin. Buraya geçen en iyi tatlıcılar videomuzda gelmeyi çok istemiştik ama artık o kadar çok tatlı yemiştik ki gidemedik. Askıya aldık, dedik ki bir sonraki videomuzda buraya gitmek zorundayız. Askıya şey dediniz mi? Hani nerede askısı? Bir haftadır hani nerede bir tanesi? Aklında o bir haftadır aklımda o çikolatalar, o Dubai çikolatasını böyle... Dubai çikolatasından bıktım artık, Allah cezasını vermesin bu Dubai çikolatasının ya. Ne Dubai çikolatasıymış arası, Dubai ya. Ne oldu? Kreple yapıyorlar. Hadi. Krepi mrepi boş ver. Nerede bizim Ayşe Halil Celil nerede ya? Ayşe Halil Celil nerede? Geliyor. Yediği Dubai çikolatasını deniyoruz. Dubai çikolatası. Berrin geliyor. Al kocacığım. Korece'de mukbang diye diyorlar. Yazdığım gibi mok. Mok yemek yeme fiili. Bang ise programları kullanır. Mukbang. Ha direkt okunduğu gibi yani. O zaman bizimki yanlışmış. Mukbang yanlışmış chat. Cığım ben bu çikolatayı Dubai'den aldırttırdım biliyor musun? Ne oldu? Ne oldu bu? Ne oldu bu? Evet hadi aç. Discord'a atamazsın ki ah benim güzel, ah benim Merveşim be. Discord'a atamazsın. Türkiye'de Discord kapandı gülüm benim. Merveşim geçmiş olsun. Türkiye'de Discord kapandı. Antep'te kapanmadı galiba hala. Merveşim buradan Antep'e selamlar. Ne oldu bu?
Kocacığımla beraber herkesin bayıla bayıla yediği Dubai geliyor. Ne oldu bu? Çikolatasını... Do you have it? Deniyorum. Tik demez. Al kocacığım. Kocacığım ben bu çikolatayı... Ha kocacığım? Çikolatayı Dubai'den aldırttırdım biliyor musun? Ne oldu bu? An itibariyle Merve. Ne oldu bu? Ne oldu bu? An itibariyle şop atmak için Discord'a girenler olur gibi. Nerede abla bizim şey nerede? Nerede? Bir kafede buldum. Do you have it? Do you have it? Do you have it? Devam. Evet. İnanılmaz. Çekiliş var arkadaşlar. Çekiliş niye olmasın canlarım benim Hilal Kuru. Çekilişimiz devam ediyor. Bino Game çekilişi, kitap çekilişi. Her hafta yapmaya devam edeceğiz chat. Bugün Bino Game yok ama yarın yaparız. Yine Dubai çikolatası bir de üstüne çikolata sosu. Belçika. Ve arkadaşlar bundan sonra shop odası muhabbetinde Reddit'i atacaksınız arkadaşlar. Reddit. Reddit şeyimiz var. Onu da öğreniriz zaten yakında. Ben de bilmiyorum. Çikolataları üzerine falan. Şelalede. Evet ulaşırız. Sloş'un dediği gibi mail diyor, Reddit, Instagram falan. Bir yerden ulaşırız biz size. Merak etmeyin chat. Bizim zaten moderatörlerimize önce ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Oradan hallederiz yani. Amenna. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Aleyhicim iyi ki varsınız. Shop odamız yok ama o da işte Reddit'te var. Onu oradan halledeceğiz. Zaten bütün yayıncılar arkadaşlar bu tarz böyle shopları falan Reddit'e yapıyorlardı. Oradan yaparız. Daha iyi. Şunu da söyleyeyim chat. İyi dinleyin. Glamishko söyledi bugün. Orada önce moderatörlerin onaylaması gerekiyormuş chat sizin attıklarınızı. Onu da söyleyeyim yani. Belçika her... Hani bilin yani direkt öyle direkt yansımayabilir. Onu söyleyeyim. Coğrafyadan çikolata. International bir krem. Yavaş arkadaşım düşme. Ne oldu lan arkadaşım? Coğrafyadan çikolata. International bir krem. Aman gidiyordu. Yavaş arkadaşım düşmeyin. Gördün mü? Ben sokağa çıkınca böyle oluyor. Nazardan hemen gidiyor. Bir şey söyleyeceğim. Titredim ben. Soğuk anlamında mı? Yok be. Ya. Üşür mü lan buna baksana arasını satayım. Vallahi bile kat kat yorgan geziyor. Serin tabii yani soğuk değil. Bir şey söyleyeceğim. Şu abla biri mi? Sabahtan beri bunlarla geziyor. Serin. Ben acayip yanıyorum şu an. 15 derece. Sırf videoda çıkmak için mi yoksa bu takıldı götlerine geliyor. Hadi. Kaç basıyorsun? Çok güzel soru ya. Reddit'te DM varmış. Yani abi hamileyken Dubai çikolatasını aşerirsen ve kocan saat çok geç oldu bahanesiyle almazsa boşar mısın? Allah belanı vermesin. Ben de diyorum ne diyor ya. Neydi? Şeyde diyelim o zaman. Jeton çek. Çok geç düştü ya. Bench'te. Bench'te 250 attım. 250 kilo. Aa, abla nasıl şaşırdı bak şaşırdı bak. Diyelim o zaman bench. Bak bak bak. Merhaba diyor bak selam verdi bak. Bench'te 200. Merhaba abi. 250 attım. 250 kilo. Aa, bizi kaldırdın hadi. Tamiri. Seps'te peki. En fazla tek kol 70 kilo attım. Dumbbell'la 10. Tek kol 70 mi? Tekrar. Yapma. Yapma ne olur. Bu hiç kiloyu. Tabii şey mi? Kreatin destekli mi bunlar? Ya tabii belli takviyeler alıyoruz mecbur yani. Sen de kullanmışsın herhalde pre-workout daha önce. Kullandım da bana çok fazla geldi. Bu arada Tuna'nın... Ha bu abla biri mi ha? Annesi. Evet. Oğlum söylesenize ben de kadını sapık zannettim. Tuna'nın annesiymiş. Ben de diyorum sabahtan beri niye arkadan geliyor kadıncağız? Merveciğim iyi ki varsın. Kapandı aktif kullanmıyorum orayı seni canım benim iyi ki varsın. O kadar tatlı ki dünden beri. Olur DM'den atarız. Arkadaş olduk. Evet. Yedik içtik. Yedik içtik. Oğlum kadıncağız arkadan geliyor. Ben de diyorum bu ne anası sapık falan zannettim kadını ya. Yedik beraber. Emekli İngilizce öğretmeni. Aa! Emekli ve emeksiz bütün İngilizce öğretmenlerine buradan selam. O yüzden. Çünkü bazı İngilizce öğretmenlere emek vermiyor. Şaka yapıyorum. Bütün İngilizce öğretmenleri çok emek veriyor. Oxford'dan tut. Yani gerçekten yani özellikle verilerle uğraşmak çok zordur be. He? Ben çok daha iyi anlaştık. Sadece İngilizce konuş. Çok zordur özellikle verilerle uğraşmak be. Çok tatlı bir enerjisi var. Tuna çok şanslısın gerçekten. Boş zamanlarında sosyal medya menajerliği yapıyor. Evet. Bu arada yurt dışı videolarının birçoğunda annesi çekmiş. Evet, çok. Aa, helal olsun abla. Vallahi billahi. Tatlı. İnşallah bir gün beraber de yurt dışı yaparız. Ya. Usta yalnız arkadaki şey çok güzel değil mi chat? Ha? Çizimin mükemmelliğine ne diyorsun? Çizimin, kedi çiziminin mükemmelliğine. Ya inşallah. Ne tatlı bir annesin. Bak çocuğunu yedir. Mükemmel değil mi? Diyorsun. Üst tarafta şey olması lazım. Marmaray durağı. İçiriyorsun. Ya. Kalkıyorsun, bakıyorsun, başında duruyorsun. Oraya götürüyorsun, buraya götürüyorsun. Videolarını çekiyorsun. Ama annesin ya. Ne olsun. Daha seni ne yapayım? Keşke her anne senin gibi düşünceli. Benim canım ablam be. Los. Abla biz de seni yanlış anlamadan sapık zannettik ya. Ta. Hakkını helal et ya. Teşekkür ederim. Sağ ol canım. Çok tatlısın.
Sen de öyle. Teşekkür ederiz. Sağ teşekkür ederiz. Abi gidiyor mu? Ederiz. Hadi devam. Sürmeye devam. Ben şimdi önden gidiyorum artık. Abla önden yürü ya. Geçiyorsun karış kaldırma. Aldım. Belim ağrıdı ya. Ay çok yürüttük seni değil mi? Affedersin. Yok ya. Yok şey, o ne yürüyordur? Normalde yürüyorum da deadlift attım. O yerden arka aldığımız hareket. Aa. Belime çok şey yapıyor sonrasında. Manyak. Onun için değil. Tabii 200 kilo kaldırıyorsun. Ay, ay, onda 400 kaldırıyorum. Allah bir de. 400 mü? Bir de. Aleyci mi iyi ki varsın? Tamam bak. Şaka yapıyorum balım. Dağ Caddesi'ne inmiş bulunuyoruz. Evet bebi. Vay be bayağıdır gelmiyorum buraya. Ya. Allah anasını satayım. Ben de bir ay oldu işte şuralarda bir yerde yedi. Abla anasını satayım. Çok kötü hissediyorum kendimi ya. Aa ne kadar oldu? O hikayeden sonra çok kötü hissediyorum kendimi ya. 3-4 yıl olmuştur ya. Ne diyorsun? 3-4 yıl mı? Vallahi olmuştur. Wow. Keyifli ya. Nezih. Biz de en son Amsterdam. Nezih mi? Aynen bayağı nezih. Bu saatlerde nezih. Bir de gece git chat. Bok götürüyor. Bir de şurayı bir temizleyin. Allah'ını seversen. Tamam daha deminki çizimi güzel dedik. Bu ne lan bu? Karnan patatesi yemeye geldik değil mi? Doğru. Yok ben şey geçen hafta burada. Şurayı bir yenileyin. Yeniden boyayın şurayı bir ablaya. İyi çektik. O, o zamanlarda var ya chat çok böyle boomer oldum ya. Patlıcıları geldi buraya. Kadıköy'e. Mokaklarda mokaklarda böyle çıkıntı mıkıntı gördüğüm anda direkt şikayet etmeye başlıyorum ya. Ama burası tabii Bağdat Caddesi. Buraya gelmedi şimdi. Ay hadi bakalım. Bakın. Geldik mi artık? Gelelim artık abla. Neyi yürüdük bu hakikaten? Arkadaşlar video şu an başlıyor. Evet. Şuranın hayaliyle yanıp tutuşuyorum. Sen şaka yapıyorsun. Tatlı eşittir ben. Buna ne yiyeceğiz abla? Anlamış ol. Beyaz çikolatalı brownie yersek çok büyük patlar mı? Oldum günlerdir. Ha? Kendimle yüzleşiyorum ve bir şeker... Bir şey söyleyeceğim. Arkada biri Samet Liçin'in saçını başını mı yoluyor? Bana mı öyle geldi? Bağımlı olduğumu fark ediyorum. Ve bu durumdan hiç mutlu değilim. Lütfen önüme geçin yardımcı olun. Ben de öyleyim ama ya. Ne diyorsun çok ya? Çok severim. Hele bu? Neyi? Şekeri. Şekeri mi? Evet. Şeker mi? Evet. Yani şekerli herhangi bir şeyler. Tatlı ya. Yani. Abla ben sana bir şey söyleyeyim. Hakikaten beyaz çikolatalı brownie yiyeceğiz galiba ya. Wow. Nice. Merhaba. Ya Allah seni kahretmesin ya. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de çok iyiyiz. Ne haber Zeyn Çaklıt? Biz haftalardır buranın hasretiyle yanıp tutuşuyoruz. Tüm evet. Lezzetlerinizi çok merak ediyoruz. O Instagram'da denk geldiğim harika tatlılardan istiyorum. O hareketi bir daha yap. Merak ediyoruz. O Instagram'da denk geldiğim harika tatlılardan istiyorum. Do you have it, Miss Rabel? Oturup sipariş verelim. Miss Rabel Bush. İnfluence olunmuş. Evet, influence oldum yani. Instagram'ınızı kim yönetiyorsa ona bravo. Gerçekten beni... Abi önemli. Ben hep diyorum mimarsan, mühendissen, efendime söyleyeyim restorantın varsa, ne iş yapıyorsan yap. Bugün Instagram'ı bilmem neye güzel kullanamıyorsan... Yok abi orada kendini arkadaşlar paylaşacaksın. Kendini derken işini, gücünü. Çağırdı buraya bindi. Ressamsan resimlerini, çizimciysen çizimlerini. Paylaşmak lazım baba sosyal medyayı. Düzgün insanların aktif kullanması lazım. Düzgün insanlar aktif kullanmıyor. Biz abuk sabuk insanları yorumlamak zorunda kalıyoruz. Düzgün, ortak tatlı o. Çok sağ olun. Tamam şöyle oturalım. Eloel demiş ki abi seni rüyamda gördüm. Oğlum beni herkes rüyasında görüyor son zamanlarda gülüm Eloel. Selamlar. Selim ben şöyle olacak işte haftaya salı biz 21. bölümü izleyeceğiz. Yani 22 yayınlandığı zaman biz maalesef 21'i izlemek zorunda kalacağız gülüm. Merhaba, nasılsın? Biraz geç olacak ama. İyiyim. Tabii çekelim, buyurun. Tamam. Teşekkürler. Canım benim ne kadar tatlı. Bakın. Aman. Çok özür dilerim, pardon. Ya chat, ben bir şey söyleyeceğim. Bu çocuk sevme konusunda birazcık sınıfsalım galiba ya. Allah belanı vermesin Tamer, sen iğrenç bir insansın ya. Ama abi belli olmuyor ki bazı çocukların davranışları şimdi bilemiyorsun ki chat. Çocuk var, çocuk var baba. Şimdi hesabı öderek çıkartırız. Şimdi tatlı davranan çocuğun da başını okşuyoruz yani. Abi vallahi bir şey olmadı bana ya. Öyle ama yani. Yani hakikaten yani Kylie Jenner. Bak kafayı yiyeceğiz. Şu pankre. Ben de akıllı çocuk severim ama işte iyi anlıyor. Bak çocuklarla çok iyi anlaşırım. It's fair bitch. Çok iyi anlaşırım çocuklarla. İnanılmaz iyi anlaşırım böyle arkadaş gibi. Sen sapık. Fakat işte bazıları da çok şımarık oluyor chat. Gerçekten şımarık oluyor. Şımarıktan kastım. Yani dur bakayım hatta bir video kaydetmiştim lan belki bir gün gösteririm diye. Duruyor mu acaba? Sen. Dur lan dur sen değil Allah belanı vermesin. Dur nerede o çocuk? Bir şey kaydetmiştim ben öyle bir video ya. Sanki chat. Böyle şımarık bir çocuk. Anladınız siz onu. Bazısı rahatsız edici boyutta oluyor çünkü. Nerede? Kaydetmemişim Allah kahretmesin ya. Kaydetmemişim ya. Neyse devam edelim abla. Ritim kaçtı. Şu fıstıklı tarz. Ritim kaçtı. Arkadaşta sütlü çikolata, içi Dubai çikolatası. Bu arada yolladığın donetler beklemede mi görünüyor? Allah Allah niye öyle oldu? Lotus. Hepsi birden gelse aslında birden zengin olsak. Anne söyleyeceğimiz de kesin çünkü...
Sıla demiş ki kaydedilen videolara bak diyor, korkunç diyor. Ne var ki oğlum lan? Bizim hakikaten videolara bak ya. Mehmet Ali Erbil, Rachel, Rachel neyse Aras. Adını Feriha koydum Seher. Kıvanç Tatlıson gençliği. Bu ne? Big Star. Güney Kore manyağı kız. Ondan sonra Halil İşko. Bu ne? Evet arkadaşlar, buradan selam olsun, iyi ki varsınız. Bu ne? Baba, Discord'umuza herkes gelsin mi? Discord'umuza? Ulan Discord'umuza herkes geldikten sonra Discord kapandı lan. Discord ne oğlum? Discord mu? Discord. Escort mu? Çorbaya! Çorbaya sofiler! Haydi sofiler çorbaya! Çorbaya sofiler çorbaya! Aynı kazanda pişer, ayrı ayrı tat düşer. Kalpten pasları siler çorbaymen. Zili içelim çorbaymen. Zili içelim. Çorba var, Discord. Discord. He. O ne lan? Gelim dağılır, leyen leyen iç Sofi. Muhabbetten alır feys, sükut eden haydi Sofi çorbayı. Ay ya, gündem adam ya. Gündem adam, Allah belanı vermesin. O ne la? O ne la? Abi ben atandım. Ben ilk doğumumu yaptırdım. Çok hayırlı uğurlu olsun inşallah, günlerin günü. Canım benim, nice doğumlara inşallah mı denir, ne denir bilmiyorum ama hayırlı uğurlu olsun inşallah. Taktım benim. Bir haftadır meniye bakıyorum. Evet. Hayırlı uğurlu olsun canım benim, günlerin günü. Evet. Neyse devam amenna. Devam. Ya YouTube'cum kusura bakma, biz böyle daldan dala atlıyoruz işte, ne yapalım. Yayınlara gelsen aslında anlarsın da. Yani yayınlara gelenler şöyle kırıp geçiriyor vallahi billahi. Kırıp yani vallahi billahi, bizim yayınlar kırılıp geçiriliyor. Öyle söyleyeyim. Temel bekliyorum bekliyorum, hiç demiyorsun bu kız öldü mü kaldı mı. Abi inanılmaz yani. İnanılmaz. Ya şuralarda bir yerdeyiz ya. Neredeyiz chat? Şuradayız chat. Yakala chat. Nerede? Ritim kaçıyor. Ya bizim yayınlar şuralarda bir yerde, onun için söylüyorum chat. YouTube'cum. YouTube ritim kaçtı. Dur, strese girdim şu anda. Ritim kaçtı YouTube. Allah belanı vermesin YouTube, dur. Lan YouTube bekle. Bekle. Ritim kaçıyor. Ritim kaçıyor. Ritim komple anası bellendi. Devam. Kaçtı. Kaçtı. Hazırım. Net böyle bir 5 farklı bir şey olmadı. Sendeyiz o zaman. Peki bir şey söyleyeceğim. Deborah mı? Kiko mu? Evet. Merhaba. Merhaba. Çok da büyük değilmiş ya. Büyük değil miymiş kim? Dermişim, sen bir de ayağa kalkınca gör. Evet evet, sen de bayağı uzunmuş. Ama onun kız arkadaşı 1.50'ymiş, öyle düşün. 1.53. Çok da büyük değilmiş diyorsun, Allah belanı vermesin. Ben de dedim herhalde 1.80-1.90 bir kız gelecek ya. Allah seni kahretmesin be abla ya. Kaçmış kız, ben inanamadım. Sana çok da büyük değilmiş dedi ya. Ha okey. Sen var ya 80 falan var mısın? 75 vardı. Ha diğer kız söylemiş, pardon abla, günahını aldık ya. Son zamanlarda insanların günahını almaktan öldüm. Öldüm. Geçeli çok oldu. Yine başkasının günahını aldık geliyor ya. Ben 87'yim hayatım. Aa, bu kız uzunmuş çat. Yine ben... 70. Tamam yok abla, sen uzunmuşsun. 6 falan olabilir. Senin böyle şeyler söylemeye hakkın var. Ama gene de ukalalık etme. Fazla ukalalık ediyorsun. 7 de oldu. 80'im şu an. Allah sağlık versin. Bırak mürefecimi, iki varsın. Bırak işte temeri ya. Ben de uzun mu? Bak bakayım. Uzun. Evet evet. Bir sen 72'yim. 75. 1.72 mi? O zaman sen düz ayakkabı giydiysen senin boyun, bu ablanın boyu 1.74 falan. Yaş falan o işte. Yaş kaç? 16 falan herhalde. 18. 18 mi? 18 mi? Sen daha da uzarsın ha abla. Tamam. Daha da uzarsın dedim yani, 1 santim falan. Teşekkür ederiz kızlar. Rica ederim. 1 santim 1 santimdir chat yani. Rica ederiz kızlar. Akşamlar. Anneciğim, bana peçete verebilir misin yarın? Annem. Annem gerçekten çok tatlı ya. Ah, annelerin iki var. Oğlum sizden var ya çok böyle ne zaman? Amerikan komedi filmi vibe'ı aldım ya. Annesiyle Tuna Tavus'tan. Açıldı burası. Efendim burası yaklaşık 2,5 yıl önce açıldı. Aa öyle mi? Bu da bizim ikinci şubemiz. Ana şubemiz de Ankara İncekli'ye var. Ankara demeyelim. Ana şubeyi Ankara'ya niye açıyorsun, gözünü seveyim? İstanbul'u açsana ana şubeyi. Yan şubeyi Ankara'ya. Ankara'da akşama kadar ikram. Oo. Biz burada her şeyi kendimiz yapıyoruz. Zaten hazır bir şey yok. Taze yapılıyor anladığım kadarıyla. Evet, hemen. Ankara'ya buradan selamlar. Abi senin bu Ankara'yla alıp veremediğin ne diye soracaklar. Orada bir gün elbet bir gün anlatırız be. Ha? Ankara'yla olan davamızı da bir gün anlatırız elbet bir gün be. Geldi, sipariş verdiği gün her şey sıfırdan başlıyor. Hazırlıyor. Mükemmel. O zaman notlarınızı alın. Ben siparişlerimi veriyorum. Hadi beyefendi, vallahi billahi. Bence not alın.
Arkadaşlar bu arada bu QR kod muhabbeti falan geldi ya. Ben arkadaşlar mesela benim Galaxy J7'm varken ben QR kodla okutamıyordum. Benim Galaxy J7'm varken arkadaşlar masaya oturunca kalıyordu böyle. Menüyü söyleyemiyorduk maalesef. Evet. Gerek yok. Onda yok QR kod. Abi abart. Aa, okey. Yani cesurca. Eskuşum biliyorsun. Kick benli niye atıyor? Ne yaptım ben sana demiş. Kick'te bazen öyle problemler oluyor. Kick manyak mıdır nedir ya? Aa, olay. Abi ben de çok uzunum. Erkekler çok kısa. Sen bulup erkekler çok kısa derken erkekler bulursun illa ki uzun bir erkek. Yani senin çevrende öyle yoktur. Sen boyun kaç? Nasılsınız? Chat bir bakalım chat'in boyun ortalamasına. Chat yazın bir bakalım boyları arkadaşlar. Yazın bakalım boyları. O kadarız zaten. Biz de o kadar aynı değiliz. 1.73 demiş Sloş'um. 1.57, 1.70, 1.70, 61, 1.30 diyen var. Kaç? 88 santim. Başka 1.62, 65. İyi ortalama chat 1.66 falan anladığım kadarıyla. Ortalama 1.66 falan. Pound crab. İyi güzel. Standartlar üstü. Hep. Standartlar üstü. Kreması. Bir de şöyle düşün bizim chatte mesela şeyler de var. Şimdi chatin çoğunluğu şöyle söyleyeyim 2004 sonrası ama 2004 öncesi azınlık da var. Daha uzamaya yani uzayacak hala arkadaşlarımız var chatte. Güzel yorum alırız. Çok popüler bir tahmin. Onu denemek istiyoruz. O biliyor. Efem ne demiş? Mamertom yine cüzdan eritmişsin. Biraz da mögene miyiz? Abi zaten. Evet. Bu wrap crap'in içinde... Şey geçeceğim birazdan. Brownie'ler, kremalar... Çiz krema, çilek... Murifem iyi ki varsın canım benim. Allah kesene bereket versin bebe. Evet. Bu wrap crap'in içinde... Wrap crap. Brownie'ler, kremalar... Cheese krema, çilek, 3 çeşit Belçika çikolatası var. O şaka yapıyorsun. Yolla bundan gelsin be. Okey. Bir tane wrap crap. Wrap crap ya. Bir tane bohça crap. Bohça crap mi? Sufle. Başka... En güzel tatlımız da var. Sushi crap. Crap var, brownie var. Onu da alalım. Çok... Nasıl oğlum? Hepsini birden nasıl yiyeceğiz lan? Çok oldu. Çok oldu tamam. Yeter. Bir git sokacağım midere be kardeşim ya. Bağırtar hadi git. Yiyemeyiz. Yani, laktozsuz. Sürpriz. 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 Burada flash bolsun. Hoş geldin canım benim. For pumpkin'im. Allah kesene bereket versin. Yarım yılımız kutlu olsun. Ben laktozsuz. Oo ben de alırım. Ben aa de. Tabii güzel, ki güzel. Sen de. Direkt süt mü? Tatlının süt çok güzel gidiyor. Oo gider. Tatlının yanına özellikle kurabiyenin yanına. Süper aynen. Of diyorum. Olay. Bana bir çay verin Allah aşkına. Ne çayı baba ya kurabiyeyle of diyorum of diyorum. Sus. Arkadaşlar benim boyum 1.81. 1.81, 181 santim. İkizler. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. O zaman sen böyle akşam kurabiye süt falan da yapıyorsundur, seviyorsun. Kurabiye süt dolmuş. Arkadaşlar Reddit'in linki var bu arada. Moderatörlerimiz müsaitse bir... Şöyle bir 2-3 dakika bir sabitlesin. Şöyle 1 dakika, 2 dakika. Pazartesi günü yediği, yani yayınlanınca yediği dondurmayı gör. 4 tane hamburger yedi yani topla. Dondurma hani böyle 2 kap aldım. Yani atıştırırsın da böyle 2 kap. Çetin bu arada bugün Müge Anlı kısa. Müge Anlı'da hangi dosyalar var biliyor musun? İbrahim İmirzalıoğlu dosyası ve çok kısa şey var chat. Banu dosyası. Dolandırıcı şey var ya Banu. Çocuğuyla ortada kalan Banu var ya çok kısa ama. Bile bitiremedim. 40 dakika falan yani saat gene çift sıfır çift sıfır gibi kısmetse olarak geçeriz. Bu arada. Dedi ki ben büyük kap istiyorum. Kız diyor ki. Samet çıkmadı bir daha. Amenna. Esma. Samet Şeker bir daha çıkmadı. Samet Şeker en son orada kaldı. Yük yok sadece kiloluk. Ya ama benim ne güzel öptüm bir tane daha isterim. Canım benim kokuluyor mucuk. Bile bitiremedim bu arada. Şey bir 5 lira daha gelir mi? Kokuluyor mucuk biraz daha hadi. 5 lira daha. Dedi evet. Ki ben büyük kap istiyorum. Kız diyor ki büyük yok sadece kiloluk kaplarımız var. Diyor ki ondan... Tarttı yarım kilo. Yarım kilo dondurmayı yedi. Tek... Yarım kilo dondurma. Başına. Ay yarısı. Onca hamburgerin üstüne dedim. Maşallah koçuma be. Ki, onun yeri ayrı ya ama. Evet, ayrılmış bir yer yarım var. Yarım kiloluk ayrılmış yer var. Yemeği seviyor. Ne yapalım? Biz de... Baba ben de dondurmada en sevdiğim karamel. Seviyoruz. Çikolata, vanilya. Mutlu. Bir de fıstık yeşili. Mutlu muyuz? Ben de öyle sizde nasıl bilmiyorum chat. Ay mutluyuz. Ki. Şükürler olsun. Karamel seve Ceyna Hanım'a aleyküm selam gülüm. Spor da yaptığın için aynı zamanda it's okay. Evet. Evet. Chat'e selamun aleyküm dedin ama olsun ben de aleyküm selam diyeyim Ceyda Hanım'a canım benim. Evet. Spor yapmıyor olsaydın derdim. O kadar yemezdim zaten. Yapma bak. Aa o da güzel oluyor. Bal badem dondurması. Güzel oluyor. Doğru. O da güzel. O da güzel. Yaptığın için aynı zamanda it's okay. Evet, eğer evet. Spor yapmıyor olsaydın derdim. O kadar yemezdim zaten. Olur, yapma tabii, bak tabii. Sağlıksız. Bu harbiden yediğimiz bunlar bile benim sporuma yarıyor ya. Ener. Ben çünkü kondisyon sporu yapmıyorum zaten. Hani hafif olmam, fit olmam gerekmiyor.
Yanıyordur usta ya. Yani yakabildiğin senindir. Statik güç. Kas kütlem çok fazla zaten. Ama yağım da çok fazla. Yani genel olarak fazla bir insanım böyle. Yani... Allah kahretmesin. Orada kim bilir ne? Allah kahretmesin. Orada kim bilir nasıl? Orada o çok derin bir sahneydi ya. Çıldırtma beni ya. Çok derin bir sahneydi o ya. Sen de aslında... Neyse devam. Yakmaya yağdan başlıyor. Aslında yağdan enerji üretmeye başlıyorsun. Yani. Her şeyden üretiyorum ya. Ne varsa ortaya karışıyor. Dedim ya 400 kilo kaldırıyorum yani deadlift hareketinde. Vücudun Bütün kasları çalışıyor. Anladım. Sinir sistemin çalışıyor. Yani kas... Efendim teşekkür ederim. Değil sadece. Wow. O yüzden her yer... Bu arada bir oldu chat. Nereden alıyorsun enerjiyi? Cidden tam olarak böyle yani. Zaten hayatta da mutluluğun kaynağı bu değil midir? Her yerden enerji almak. 400 kilo kaldırmak nedir ya? Ya nedir arkadaşlar? Hani var, dana ya. Onun var olan ağırlığının 3 katı gibi bir şey. Ya arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 400 kilo ben de kaldırırım ama indiremem. Anladınız siz ne demek istediğimi. Çok ben kendim... Yani hocam 400 kilo nedir hakikaten ya? Bunu taşıyamıyorum. 400 diyor chat. Ben yoluma zor yürüyorum. Ne ağırlığı. Ne 400 kilosu. Hocam sen peki 400 kilo indiriyorsun kaldırıyorsun da bu hangi spor salonuna gidiyor? 5 kaldırıyoruz da böyle. Benim bildiğim seni en son McFit'ten falan kovmuşlardı galiba. Tabii onları attıktan sonra bir göğsümüz kabarık giriyor. Senin... Her bir ben Zeynep. 15 kilo kaldırdıktan sonra. Her bir Zeynep'i yemen. Onun yaşadıklarını düşünebiliyor musun? 400 kiloyu bir anda kaldırmak ne demek ya? Nasıl ne yaşıyorsun hakikaten her gün kibibi mesela? Testosteron salgılıyor. Çünkü Müge Anlı'yı izleyeyim yeni diyecektim yani. Diyorsundur sonra. Hoş geldin canım ya boş ver burası daha iyi. Agresif yapıyor. Birazdan birlikte izleriz zaten Müge Anlı'nın güncel halini. Ya insanı. Kız... Kibibi mi iyi ki varsın canım benim. Arkadaşına geçmiş olsun. Evet evet o zaten çok iyi bilir. İdman günleri pek konuşmuyoruz. Muhatap olmuyoruz. Diyet günleri de muhatap olunmaz böyle insanlarla ben biliyorum. Oluyor diyet günleri. Ya ben de şeye uyuz oluyorum ya. İşte diyet günleri, yok Ramazan günleri işte oruçta falan filan böyle gergin. Ya, ulan pezevek bana mı tutuyorsun orucu? Allah kabul etsin. Allah'ın rızası için tutuyorsun. Bana neyin tribini atıyorsun? Akşama kadar sinirli. Ya, neymiş diyete girmiş. Ya diyete girdin kendine girdin diyete. Bana niye trip atıyorsun? İdman günü bence oradaki arkadaşlar şey insanın elinde ya. Farklı bir kafaya giriyor. Ben de bir ara mesela daha öfkeliydim arkadaşlar. Şu anda daha da öfkeliyim. Ya sabahtan itibaren. Bir dakika dur bakayım ne demiş bir şey demiş. Müge Anlı'da TikTok bir şey yazmışsın yavrum o önemli ya. Onu bugün chatte Müge'ye TikTokçu teyze çıkmış diyorlar. O ne arkadaşlar onu da izleyelim mi? Müge'ye TikTokçu teyze muhabbeti ben onu görmedim. O hangisi? Ben motivasyon videosu izlemeye bak. Onu da arkadaşlar izleyelim mi? Öyle. TikTokçu teyze muhabbeti. Olmasa tabii o isim. Onu bugün ya da yarın izleyelim chat ya. Ya bugün ya yarın onu bir aradan çıkartalım onu ya. İstediğin şeyi belki. TikTokçu teyze var tamam. TikTokçu teyzeye bakacağız ona. Bugün mü çıktı peki? Bugün mü çıktı? Olmaz, elde edemezsin yani. Seni şey görür müyüz böyle define bir halde böyle takır? Bunun zaten define halleri var. Bunun define halleri çok şey. İleride belki olabilir. Eski ama eski hallerin senin zaten daha define. Olabilir yani niye olmasın ki yani. Bundan sıkılırsam bir deneyeyim onu da. İkizler mutlaka. Var bunun daha parçalı olduğu halleri var yani. Sıkılır çok kalmazsın. Bir de daha çok genç. Bugün değil mi bugün? Tamam bakarız ona da bakarız chat. Aşkım yani, çocuklar. Yok yok kısmetse olur siyah poşet değil arkadaşlar zaten Müge Anlı kısa. Aa, yani görsel olarak değil. Çok daha. En kötü ihtimal belki oyunu siyah poşete koyar. O da en düşük ihtimal. O da en düşük ihtimal. Yaşıcı. Elmas şelalesi var da bugün Romance Club yok ya. Ve deneyimleyeceği ya şey olacak. Ya tabii bu bir spor bir de bir yaşam tarzı cidden ya. Kesinlikle. Bu bir anlık bir yıllık bir şey değil. Ben 9 yıldır yapıyorum ya düşünsene. İnanılmaz. Kaç yaşında başladın? Lisede 15-16 yaşında başladım. Hiç bırakmadın değil mi Tuna? Hiç ara vermedim evet. Travman var mı spora başlamağın değil? Hiç yok ya. Ya. Allah Allah bazısı çünkü ne bileyim mesela erkeklerde o vardır yani kızdan işte ayrıldım. Gideyim kendimin işte en iyi versiyonu ki işte vücudumu falan bir toparlayayım falan filan. Ben Katarsis'e de katıldım. Katarsis'te bayağı bir Gökhan Hoca benim böyle bir travmam var mı yok diye aradı. Ama... Gökhan Hoca da oradan belli ki anasını satayım. Gökhan Hoca da zaten herkese arıyor. Tuna hiç mi bir şey yaşamadın Tuna? Gerçekten çocukluğuna indiğimiz zaman hiç mi bir sıkıntı yok amına koyayım? Hadi ya o zaman izlenmeler düştü. Tuna peki baban ne bileyim böyle hortumla mortumla saldırmadı mı sana Tuna? Şaka yapıyorsun Tuna. Tuna peki ne bileyim böyle hani küçükken kafana böyle halter barı falan da mı düşmedi? Tuna bir şey anlat artık amına koyayım hadi çabuk hadi Tuna. Yani o seviyor birazcık böyle deşmeyi. Yok da. Olan bir dosya var ya Hacer diye bir kadın cidden Mine Hanım'ın absürtörüm. Ben cidden mutlu bir çocuk. Ona da bakarız bir ara şu anda onu bilmiyorum ama. Mutlu geçirdim güzel anlarım oldu. Öyle bir anneyle zaten. Böyle bir travmam yok o yüzden ya. Aman abi Allah
korusun ya. Hani böyle biri belki dışarıdan da olabilir böyle çok bir kız arkadaş. Ailenin bir iki varsa. Arkadaşım belki hani vücudun iyi olsaydı daha iyi olabilir belki falan. Ona bakmadık. Bir şey dedikten sonra mı? Öyle bir şey de olmadı ya. Ya da baktık galiba ya. Yok ona baktık galiba Aylin. Zeyn. Arapça da güzel demek. Öyle mi? Zeyn Arapça da güzel mi demek? Amenna. Canım benim iyi ki varsa abla tatlıları kes ya. Ne yapıyorsunuz lan siz? Oh sikome. Gerçi biz de çok abarttık lan bunu evde yaparız. Biraz fazla yükseldik galiba evde yaparız ya. Bu ne lan evde yaparız lan bunu chat. Ya şu krebi yaparız yani evde glikozlu kestane. Yine işe başladım sonra odadan da istifa edip eski iş yerine geri döndüm. Hayırlı olsun güzelim benim. Güzel şekil verdiler yalnız. Sunum çok iyi. Sunumu çok iyi, mekan çok temiz. Öyle gözüküyor yani baksana. Tatlı suşi ha. Ne yapıyorsun be dayı ya? Ne yapıyorsun be dayı? Şunu çiğ köfte zannettim ya. Kızlar, ay pardon. Kızlar demez. Demezler. Ne? Vay vay vay. Ah ah ah. Arkadaşlar what the fuck? What the fuck hakikaten ne yaptın abla ya? Sıcak taze çikolata ice kokuyor. Evet. Krepler, çikolata. Daha bir şeyler daha geliyor. Of. Çok saçma ya şu an. İnanılmaz. Bu da bizim çay tatlımız. Ah ah. Çay krep. İnanılmaz. Başka bir isteğiniz var mı? İki çay alalım biz. Ben şu Dubai'den bir gireceğim ya. Yine mi Dubai ya? Ne Dubai çikolata? Ne oldu bu? Net. O deliriyorum ben de ona. Peki bir şey söyleyeceğim beyefendi. Dubai çikolatası. Do you? Kafede, bir kafede buldum. Do you? Do you have it? Have it. Çok merak evet ettiğim bir lezzet. Bayağı merak ettim. Diyetteyim ya of demiş Aleyna vallahi billahi. Kıtır kıtır içi same. Bugün patladık ya. Bugün patladık ya. Sushi'den başlıyorum. Hmm. Hemen önümde. Ne Dubai'ymiş be anasını satayım ya. Yıkılıyor. Ne? Aman tanrım. Wow. Hmm. Sushi çok doğru oranlar. Asla baymıyor, asla fazla değil. İnanılmaz. Ha, çünkü genelde bu tarz tatlılar bayar. Sushi'm, şu bohçanın üzerine şu çikolatayı dökmek istiyorum sanırım. Dök. Oo. Ah siktir, ne yapıyorsunuz lan? Allah kahretmesin, bu bir suçtur ya. Ananı avradana tüküreyim. Ay inanılmaz. Çikolata çok taze ya. Tuna var ya, bunu tek kaşıkta yer ha. Bunu var ya daha deminki pideye sarıp üç parmak tekniğiyle yer bunu ha. Çok. Aşkım. Şelaleden akıyor. Şelaleden yeni aldık. Yeni aldık. Bu ne ya? Çikolata geçeyim efendim bardağa. Çikolata daha ne çikolata oğlum her tarafımız çikolata oldu Zeyn abi canım benim. Getir. Daha fazla. Getir. Çikolata göz çıkarma. Bir şey söyleyeceğim bu pasta içi çilekler ve kremalar var. Siktir. Buzlar var. Ama şu şey gibi ya pasta dediniz. Pankek hamuru chat. Pankekin arasına sür Nutella'yı. Aynısı aynı şeyi alırsın chat bencesi. Sizce? O kadar leziz ki. Şu da çok güzel. Değil mi? Güzelmiş. Pankek hamuru. Wow. Bencesi. Değil mi? Yani farklı bir tadı yoktur ya. Murife. Bu arada arkadaşlar acaba Köfteci Yusuf'un Nutella'larının içinde de domuz eti var mıdır? Bu kadar tatlı çiko bir aradığını düşününce bile miydi? Fazlası zararlı ya. Ama baymıyor dediği için ekstra bir canım çekti. Ramazan buralara kalp koy. Ne diyorsunuz ya? Süt direkt şekeri bir sıfırlıyor. Evet, ne sıfırlıyor ya? Direkt tek yüzümde. Yavrum benim ya. Oh. Allah. Çaya gel. Bergamot. Evet. O kadar böyle yerinde ki ne çok tatlı. Anne Allah'ım olmayana da ver ya Rabbi. Ne çok. Allah'a herkese nasip et ya Rabbi. Her şey olması gerektiği gibi onda. Sıfır baymak. Wow. Just gerçekten wow. Wow değil mi? Gerçekten wow. Çok benlik bir şeymiş. Kinder. Anne. Mükemmel o evet. Onu alalım. Peki bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar çok derin bir şey söyleyeceğim size. Wow. Rahat. Atalım size. Buna geçelim. Çatalımı alayım mı? Gitmişken orayı da bir yıkasana Kerimcan. Al çatalını hemen veriyorum. Savaşa onlarla giriyorum.
Kılıcını kalkanını verin. Tasını taranı topla. Şunu kimse denememiş herhalde daha. Hadi sen başla bakalım çocuk adam. Genç patlakları varsın. O ne ayak mesela? Evet, o bunun, bunun gibi. İçi de meyve. Bunun gibi. Meyve mi? O siko me. Çok severim böyle meyveli şeyleri ya. Mükemmel. Ve muz olur, çilek olur. Onda da mesela şeyi hiç sevmem. Kivi. Mesela bazı böyle pastaların içine falan kivi mivi koyuyor. Ama brownie'ler de var. Kiviyi ya tekte severim de böyle tatları çünkü kivinin böyle içinde o çekirdekleri var ya, o siyah siyah çekirdekleri. Onlarda birazcık böyle bir sanki bir tuzluluk var gibi. Şeyini bozuyor ya. Doldu. Kivi normalde güzel ama şeyin içine konunca kötü gibi geliyor bana. Bayağı. Bence de pastada falan cız ya. Belçik. Ha bir ekşimsi bir tadı var yani Zeynep Bey. Kadar gibiyim. Ben şöyle bir Dubai'ye gidip geliyorum. Ay yap yap ye onu. Abdül Usta. Abi chat şu anda yani milyonlarca chat. Tek bir soru. Pipiler şişti mi? Merhabalar. Her şeyi kendisi yapıyor. Ay çok sağ ol. O zevki bana nail eder misiniz? Ben dökebilir miyim? Ellerinize sağlık. Bayıldık. Çok güzeldi her şey. Çok sağ olun. Sıcak. Aman tanrım. Ağzını dikmeyene... Ağzını dur şimdi dikeceğim ağzını. Dur vallahi billahi. Ya vallahi billahi karnımız, canımız çekti. Karnımız çekti. Bir şeyimiz çekti. Her tarafımız çekti ya. Allah belanı vermesin ya. Dersin. Ay yapma. Çok istiyordun dik ağzına. Şuna biraz daha döküyorum. Lan neyimize dökeceksin? Neremize dökeceksin ya? Ay ağzına dik çok istiyordun. Ay yapamam. Çok yanarsın, istiyordun. Yanar mıyım? Yanar mı? Yanmışız zaten daha. Ne kadar yanacağız ya? Üstüne dökülecek lan kesin. Üstüne dökülmeme şansı çok düşük. Ay hadi. Murife abi nikimi yeni değiştirmiştim ya. 2 ay sonra sana danışacağım. Yeni nike bile. Murife ismi çok güzel. Gelmiyor dik dik ah. Tabii. Murife de mi değil ha? Bunu da istemiştim, bu da oldu. Allah Allah. Ah, Şükiye. Şükiye mi? Şükiye mukiye boş ver de usta, şu çayın içine de biraz çikolata katın bari ya. Yine. Çikolatalı çay. İnanılmazdı. Vallahi bak yeni bir ara çikolatalı lokma mokma çıkmıştı abla. Çıldırdım. Hani Tuna bile yapmamıştı bunu. Al sana yeni bir girişim. Çay ya. Yani bunu da yaptık. Bu oldu. Ama yani bu nedir ya? Bunu al bütün gün dik. Bu muhteşem bir şeydi. Oo. Abi devireceğim ya. Bunu al bütün gün. Ah gerçekten ooo. Kinder'i ben çok beğendim. Hmm. Mesela bunlar meyveyle biraz daha bir şey oluyor. Snobby. Meyvenin tadını bastırıyor çikolata. Meyvenin tadını mı bastırıyor? Hı-hı. Ama öbürü krep ve çikolata. Ama meyvenin mesela bazı meyvelerin mesela çilek. Çilek mesela çikolatalı, yani çileğin tadı hemen kaybolabilir. Çileğin zaten çok yüksek dozda bir tadı yoktur yani. Hani bir yandan da su gibi bir tadı vardır ama şeydir yani çilek bastırır hemen. Çok böyle baskın bir tadı yoktur yani çileğin. Ama çilek şey yapıyor chat, böyle çikolatayı şey yapıyor, ne derler? Çok güzel. Ne derler ona arkadaşlar? Yani çileğin sizi, yani çikolatanın sizi baybamasını sağlıyor. Sadece yoğun çikolata. Çilek ve çikolata. Bir gün demiş ki çikolata çileğe. Ve krep de o. Evet çok evet güzel. Evet. Dubai çikolatası da muhteşem. Bakın çok fazla konuşamıyorum. Yani nefes almam çok, bile çok, çok zor. Çok güzel. Ne geldi lan, gene bir şey geldi. Oğlum peçeteler bile çikolatalı mı lan beyefendi? Ya hala güzel, yiyorum. Beğendiniz. Ah soru. Ah soru mu bu? Ah! Buraya bak. Ellerinize sağlık. Bayıldık. Ellerine sağlık. Buraya da mesela hani atıyorum bir gün evde çikolata krizimiz geldi. Evet. Arabaya biner, şuranın önüne gelir, yer çıkar giderim. Evet. Abi usta ben mesela arkadaş diyelim çok çikolata krizine girdim. Basarım buradan Beylikdüzü'nden Suadi'ye. Oğlum Beylikdüzü'nde oturuyorum lan tın dayı. Ne söyleyebiliyormuş? Arabayı sür soğuk aralıkta. Kim söyle yaparız. Bize gelene kadar soğuk. Abi çileğe alerjim var ne yapacağım? İremcim çileğe alerjin var şeyle bastırsan diyeceğim muzlu ama muzda ekstra bir tat. Muzda mesela çok şekerli bir meyve. Yani muzla bastırmayı siktirip muzla ekstra bayılabilirsin. Çilek mesela hani bayılmanı engeller ama çileğe nasıl alerjin var ya? Allah Allah. O da doğru. Bu çikolata ılık o. Ama muzla daha çok, muzla şekerli, muzla bastırmaz ki. Olmadı. Ilık ılık yedik. Evet ılık oldu. Müge Anlı izlemedik, geçeceğiz birazdan Müge Anlı. Muhtiye. Ay biraz daha ama. Ver bakayım ondan denemek istedim. Abi cidden var. Yok vardır yavrum benim şey demiyorum da. Hiç denemedin mi? Olabilir. Bazısının böyle domatesi momatesi de çok sevmez. Kiviye bak. Kivi olur demiş. İşte kiviyi de ben reincarnation. Kivide de ben nedense böyle şeyim ya. Normal. Ama olur kivi, kivi de böyle şeydir. Böyle meyve. Sulu ve bastırıcı bir meyvedir. Meyveli bir krep gibi olduğu için aslında ilk baştan böyle çok ilginç. Ilıksın. Ama 2 santim bunu yiyip yiyip ılıyorsun karşında yani.
Ihlaya mı ihlayasın diye. O kadar uğladın ki yani hakikaten. Mırıldana mırıldana. Bak şimdi anlayacaksın neye mırıldandığımı. Evet. Mırıldan mırıldan mırıldana ve... Süheydam teşekkür ederim canım benim. Çok güzel bir pastacıdan pasta sipariş vermiş. O mühten geldi. O mıh evet. O mıh o mıh işte. Seviyorum. Nasıl? Evet dediğim gibi. Sayende çok güzel mekanlar öğrendim ben de. Hem dün hem bugün. Ya çok sevindim beğenmene. Seni mutlu ettiysek, güzel ağırlayabildiysek, karnın doymuşsa ne mutlu. Canım benim ya. Tuna Tavus'cum zaten böyle valla en ufak şeye bile mutlu olacak bir insan ya. Çok doydum, çok da keyifli zaten. Ay, harika. Enerjiniz harika yani. Siz de yemek içme çok keyifli. Ederiz. Çok teşekkür ederiz. Seni ağırlamak da çok güzel. Çok keyifli. Çok zevkli. Çok yine böyle dumbbell'larla bir şeylerle dinleyip bir workout videosu da yakında yapalım. Kesinlikle. Çok inanılmaz. Vallahi bile aşırı izlenir. Çok biraz teşekkür ediyorum. Biraz başladıktan sonra. Tamam, biz de birazcık bir güçlenelim. Onun ardından yapıştırırız. Evet. O zaman bu videoyu beğendiyseniz lütfen yorumlara tüm dileklerinizi yazmayı. Yazarız abla. YouTube'cum sen de canım benim. Bizde de yorum, dilekler falan. Abi çok durdurdunlar falan filan yazın bol bol. Görüşürüz canım benim. Biz şimdi Müge Anlı'ya geçiyoruz.